TRT Haber ekranlarından iyi geceler. İnsanlık haline hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Sevay Çöpür ve ruh sağlığı uzmanlarımız Profesör Doktor Sayın Erol Göko Hocam ve Profesör Doktor Sayın Kemal Sayar Hocam'la birlikte 3 haftalık aranın ardından nihayet huzurlarınızdayız, karşınızdayız. Ben e, konu anonsuna ve girişime geçmeden evvel bir hoş geldiniz demek istiyorum. Nasılsınız bir haliniz, hatırınızı sorayım istiyorum hocalarıma. E, bir de hem beni, hem programımızı, hem izleyicilerimizi özlediniz mi? E, nasıl durumlar? E, şüphesiz özledik de bizim onları değil, onların bizi özlemiş olması önemli bence. Bence özlediler gibi. Öyle ben... mi? <laughs> i̇nşallah. Hocam siz evet. nasılsınız? E, teşekkür ederiz, gayet iyiyiz. Bugün Erol Bey ile yorucu bir faaliyetin içindeydik. Aa, evet, siz evet. bugün bir programdaydınız. E, i̇nşallah iyi olur memleketimiz için, iyi e, Sayın Milli Eğitim Bakanımızın öncülüğünde bir arama konferansı diyorlardı fakat bu sefer bulma konferansı <laughs> adı koymuşlardı. Yani nasıl bir eğitim sistemi Türkiye için daha iyi olur? Bir 90'a yakın değişik kesimlerden akademisyen, spor hocası efendim, özel teşebbüsten insanlar. Bir araya geldiler. Değişik e, gruplar halinde çalıştaylar yapıldı. E, umarım memleketimiz için hayırlı neticeler doğuracak umarım, e, bir şey inşallah. olur. Evet. Şimdi e, zaten şey önümüzdeki hafta da eğitim öğretim yılının e, başlığı olması münasebetiyle eğitim e, konulu bir programımız olacak. E, bu anlamda da inşallah e, bakanımızı davet etmek istiyoruz ama inşallah katılırlar. Hocam siz nasılsınız? Teşekkür Bu arada ederim. sakallarınız gitmiş hocam. Sizde böyle bir daha Aa. bir genç gördük öyle değil mi? <gülüyor> Gerçekten. <laughs> ya yani özel sorunlarım da e, sizi ve izleyicileri <laughs> meşgul etmiyor ama olur mu? Çok... çok iyi görünüyorsunuz. Öyle mi? Evet. E, teşekkür ederim. Erol hocam bu e, bu sakalları keserek e, benden daha genç göründünüz. E, bunun intikamını nasıl alacağım? Zaten bilemiyorum. kızlarım dediler ki Kemal. <laughs> evet. Kemal abi sana çok takılıyor yaşlısın diye. Hayır sen sakalları kessen ondan daha gençsin. Hocam Ama En dediniz. az İspatçı. bir, en az bir 20 sene fark <laughs> etmiş hocam. Ciddi misin? Evet. Evet. Biliyorsunuz nezaket konuşacağız ya. Nezaketin bir parçası da e, dürüst iltifatlarda bulunmakmış. Benimki dürüst iltifat. Peki. Yalancı iltifat Peki. değil. Hocam gerçekten Peki. gençleşmiş. Yeni imajınızı çok beğendik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Ev halkının talebi. İnşallah izleyicilerimiz de beğenir. Ama ben sakalımı özlüyorum tabii. Onlara da soralım mı? Programın sonuna yok, kadar yok, yok, Erol Hoca'nın yeni imajını beğenmişler <laughs> mi beğenmemişler mi? çok utanırım yapma. <laughs> Şimdi bu hafta Kemal Hoca'nın söylediği gibi nezaket ve incelik konuşacağız. Şimdi uzun bir yaz tatilinin ardından işlerimizin başına döndük. Şehirlerde yaşıyoruz. Dolayısıyla pek çok insanla iletişim, etkileşim işi içerisindeyiz. Ve eğitim öğretim yılı da başlıyor. Dolayısıyla her yaş grubundan pek çok kimseyle işte toplu taşıma araçlarında, hastanelerde işte ne bileyim kütüphanelerde ibadethanelerde pek çok yerde pek çok kimseye dokunuyor ve temas ediyoruz. E, unuttuğumuz da bu arada unuttuğumuz bir takım kavramlar da oluyor. Kadim kavramlar. Bunların başına nezaket, incelik geliyor. Bunları eğer göz önünde bulundurmazsak, göz ardında göz ardı edersek hem bizim için hem de Çevremizdeki insanlar için daha katlanılamaz, daha dayanılamaz bir ortam oluşuyor maalesef. Biz de dedik ki hani bu hafta hakikaten hepimizin de daha yoğunlukla bir arada bulunduğumuz bu dönemlerde dikkat çekelim. Nezaketi, inceliğe dikkat çekelim ve bunların üzerinde birazcık duralım, bunları konuşalım istiyoruz sayın hocalarımla birlikte. Şimdi e, Şair Cahit Zarifoğlu'nun çok güzel bir e, mısrası var diyor ki bir incelik gösterin, incinmesin yüreğim. Yani şairlerinde e, sıklıkla konu edindiği bir kavram, konu e, incelik. Ben Cahit zarket. Zarifoğlu ile ilgili bir lütfen, anlatayım mı? Lütfen. Lütfen. Ben ortaokul talebesiyim. Ee, rahmetli Cahit Abi'nin Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerini çok seviyorum. Onu da çok seviyorum. Fakat yani onu görmek benim hayal bile edemeyeceğim bir şey. Eskişehir'de zaten talebeyim. Ee, yolum Ankara'ya düştü. Teyzemde kalıyorum. Ee, arada da e, teyzemin evinden çıkarak orada bir kütüphane var, küçük bir kütüphane var. Ee, oraya gidiyorum, orada kitap karıştırıyorum filan. Oraya gelen üniversiteli gençlerle tanıştım. Ben ortaokul talebesiyim, onlar üniversite talebeleri. Laf arasında işte Mavera'ya gitmek, Cahit Zarifoğlu'nu görmek filan bunlardan bahsediyorlar. Yüreğim nasıl atıyor? Dedim ki abi beni de götürür müsünüz? Ah. Aa tabii dediler ya ne demek seni de götürürüz. Neyse biz e, atadık gittik rahmetli Zarifoğlu'nu görmeye. E, benim de daha yeni sakallarım terlemeye başlamış. E, hani... İnsan yeni çıkan sakalına sevdalanırmış ya, böyle uzatmışım onları tel tel. Ee, neyse orada sohbet ediliyor filan. Herkese soruyor Cahit abi sen ne yapıyorsun, sen ne yapıyorsun neyse. O sırada bir şey oldu. Dedi ki ya bir İspanyol Müslüman'ın mektubu geldi bize dedi. İngilizce dedi. Üniversitedeki abilere sordu dedi ki bunu tercüme edecek kimse var mı aranızda dedi abiler baktılar kendilerini birbirlerine pek güvenemediler e, İngilizcelerine. Ben hemen atıldım. Ben çevirimci Ayt abi dedim. <gülüyor> <gülüyor> Çok hoşuna gitti onun. Verdi mektubu. Ben hemen bir iki gün uğraştım filan. Çevirdim, e, götürdüm, teslim ettim ve e, benim e, basılan ilk şeyim odur. Tercüman. <laughs> eserim ortaokulda. E, Cahit abinin e, işte şeyle vaziyet etmesiyle Mavera'da yayınlanan e, bir şey e, tercüme. Ha daha önce bir çocuk dergisinde bir hikayem Türkiye birincisi olmuştu. Onu saymıyorum. Çok sayılmaz çocuk dergisi olmuş ama Mavera gibi bir yerde e, benim ismimin çıkması çok bana e, kıvanç vermişti. Asıl anlatacağım hikaye ben artık birkaç defa yol yaptım, kendim gitmeye başladım filan. artık Ankara'dan ayrılıyorum. Ee, vedalaşacağım Cahit abiyle. Cahit Zarifoğlu'yla merhum. Bana bir hediye verdi. bir namaz takkisi, bir tane de tarak. ...dedi ki bu tarakla dedi sakallarını tararsın dedi. Aa, çok hoş. Onları Değil hiç mi? kesme dedi. Çok hoş. İşte bu zarafettir. İşte bu inceliktir. Orada 14 yaşında sakallarını çok seven, <gülüyor> <gülüyor> yeni çıkan sakallarına sevdalanmış bir ergene e, sen e, adamsın ya. Sen ben seni muhatap alıyorum. Sen benim için değerlisin. Sana özen gösteriyorum. Kıymetli bir insansın. Hissini geçirmek, vermek. Ben bulutların <laughs> üzerinde dolaştım. Ne hoş Aylarca. Aylarca. Ne hoş hatıra evet. hakikaten. Teşekkür ederiz bizlerle paylaştığınız Allah için. Allah rahmet etsin. Amin. Evet. Amin. Ben rahmetliyi tanımıyordum tabii. O büyük kayıp benim için. Ama e, ismiyle e, müsemma bir fotoğrafı var ya o sakallı duruşun. Ee, bir insan zarif oğlu o zarafeti fotoğrafından nasıl bellidir. Evet. Ee, bunun e, hep yakıştırırım o zarafeti ona. Soy ismi ee, Allah de, de evet. eylesin, tabii. Var taşıyor. Peki biz genellikle hep öyle başlarız. Erol Hoca'dan başlarız. Ee, ve e, o, o kadim kavramları da böyle bir açar. Anlamlarını ortaya döker. Hmm. Ee, öyle başlarız. Nezaket ve inceliği birazcık şöyle bir açalım mı? Açalım. Ne kastediyoruz? Aslında ne anlatmaya çalışıyoruz? Açalım. Bu kavramlardan evet, evet, evet. bahsederken. Ne, nezaket, nece? Bu arada çok özür diliyorum hocam. Ee, biz sosyal medya duyurularımızı da bir yapalım da. Tabii tabii. tabii, tabii. E, nezaketle ve incelikle ilgili sorularınız, görüşleriniz, önerileriniz varsa bunları sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. TRT İnsanlık Hali Instagram, Facebook ve Twitter adreslerimizden dediğim gibi bizlere ulaştırabilirsiniz. Buyurunuz hocam. Nezaket, nece? Sözcüklere baktığımızda Kemal, e, Arapça, Arapça olduğu söyleniyor. Evet. Halbuki e, Arapça dil bilgisine uygun, nazikten kaynaklanan e, Osmanlı Türkçesi bir kelime. Hmm. Yani far, nazik Farsça. E, çok düşündüm bunun üstüne. E, ve nezaketi e, Arap sar kurallarına uygun olarak <laughs> Osmanlı aydını üretiyor. Medeniyet gibi. Mesela medeniyet de Osmanlı Türkçesi. Arapça gözüküyor. Medeni Arapça. Medeni'den zaten çevriliyor. Medine'den hatta. Medeniyetle nezaket arasında bir bağ olduğunu düşündüm. Nasıl bir bağ? Osmanlı niye hem medeniyet öğretiyor hem nezaketi öğretiyor? Çünkü nezaket medeniyetin göstergesi. Osmanlı medeniyet kurduğuna kani olduğunda ya da buna yüz tuttuğunda hı hı. bu kavrama ihtiyaç duyuyor çünkü çok tartışılıyor yani kültür ve medeniyet aynı şey midir diye bizim Freud mesela aynı şey olduğunu iddia ediyor birçok e, teorisyen de hı hı. aynı değil bunlar diyor yani her kültür medeniyet seviyesine gelemiyor gelmesinin ölçülerinden bir tanesi nezaketin inceliğin insan hayatına girmesi Sirayet etmesi... Yine aynı şekilde iş bölümünün gelişmesi, yani işlerin de küçük küçük bölümlere ayrılması... E, Artık o kültürün... Medeniyet haline geldiğinin... işaretlerini veriyor bize. E, hepimizin hayatında... Tabii ki diğer insanlar çok önemli. Ahlak çok önemli. Ama ahlakla... Nezaket... Tam da aynı şey değil. Yani bugün burada konuşmamız gereken şeylerden birisi de o olsun eee görgü kuralları, adab-ı muaşeret, ahlak bunlar olmadan olabilir mi? Olabilir gibi. Ama bunlar ortaya çıktıkça, hayat kurallara bağlandıkça, insan ilişkileri saygıya dayalı kurallara bağlandıkça sanki medenileşmenin ipuçlarını orada görüyoruz. Ve şimdi de Yani insan Ahlak gayet ahlaklı birisi olabilir ama nazik olmayabilir. Olmayabilir. İşte o ayrımı konuşalım. Yani ona ilişkin de söyleyeceklerim var. Bizim niye bu konuyu getirdik bugün? Çok haklısın. Dertlerimiz var. Nezaketle ilgili, birbirimize ilişkin tutumları dair. Halkımızı... Peki, peki ben biraz güncel şeye getirebilir miyiz sözü? Bir hoyratlaşma görüyor musunuz? sizde insan mi? ilişkilerimizde. Yani ben görüyorum ben... ve hepimiz mustaribiz. Herkes mustarip. Yani sokakta, e, hani Alev Hanım'ı davet ettiğimiz programda o ilginç bir terim kullanıyor. Paçozlaşma diyor. E, i̇lişkilerimizde e, bir hoyratlaşma var. Ötekini düşünmeme, ötekini çok fazla nazar itibarı almama. Önce ben deme. Trafikte arabayı üzerine kırma. Evet. Efendim ben kaç defa yolda yürürken başıma gelmiştir. Su birikintisi var. Adam özellikle hızlanıyor, su sıçratıyor üzerine senin. Ya yani böyle bir zalimlik, e, ötekini e, çok önemsememe veya önce ben deme, e, önce can deme, e, sonra da Canan dememe, Canan bile dememe. Bütün bunların neden kaynaklandığına ilişkin evet. aslında hani devam edeceğiz ama yani bu kavramları. Ortaya koyalım ki neyin eksik olduğunu birazcık daha netleştirmiş olalım. Tabii tabii. Olalım. Yani, niçin bu programı yapıyoruz? Bunun da evet, rasyonelini, evet, mantığını anlamamız lazım. Ee, yani günlük ilişkilerde insanların birbiriyle ilişki kurma biçiminde, birbiriyle konuşma biçiminde, anne babayla çocuk arasında, e, akranlar arasında, öğretmenle öğrenci arasında ilişkilerde bir hoyratlaşma var. Kesinlikle. Sırada bekliyor. Kesinlikle bir her yani şeyden önce işte hocam yani. Değil mi? Gündeme getirmek durumunda kalıyoruz. Evet, evet, Ve benim asıl üzüldüğüm nokta yani tek tek bizim insanımıza baktığında, evine misafir olduğunda iyi insanlar, ahlaklı insanlar büyük çoğunluğu ama hı hı. bu hoyratlıktan dolayı, bu nobranlıktan dolayı insanımıza ilişkinde de yığın olumsuz atıflar oluyor. Yani halbuki birazcık düşündüğümüzde bunun e, tabii meşrulaştırmaz. E, hoyratlığı affettirmez evet. ama nedenleri de gözüküyor aslında. yani dünyada en hızlı şehirleşen ülkelerden birisi Türkiye. Belki en hızlı şehirleşen. Yani insanları önceki yaşam yerlerinden söküp büyük şehirlere getirmişiz. Büyük şehirlerde bir var kalma mücadelesi sürdürüyor insanlar. Kendi köyündeyken, ee, kendi adab-ı uyan insanlar halbuki onlar. Yani köyün kuralları belli üç aşağı beş yukarı. Ama şehre geldiğinde ne yapacağını bilemiyor. Oranın de, da kendine ait başka kuralları var ama bunu öğrenme noktasında alır. o kadar hızlı hareket edemiyor. Vakit edin alır. Yani. Evet. Şimdi e, Norbert Elias diye bir adam var. Batı modernlikten önce neredeydi? Orta Çağ'daydı. Orta Çağ'daki o hoyratlıktan Nasıl modernliğe evlindi? Yani birdenbire çatal kaşık icat edilmedi. Yani bunların hepsinin tarihi var. Hocam bunu teyit mahiyetinde bir şey söyleyeceğim. Dilimize çevrilen benim geçti bir önceki programda gösterdiğim Benlik ve Ruh diye bir kitap var. Bir Avustralyalı sosyoluğun. Orada diyor ki insanlar bir yüzyıl önce bir kilisede sakin sakin oturamazlardı. ...bağırırlardı, çağırırlardı, itişirlerdi, kakışırlardı. E, modernlikle beraber bir intizam isterisi geldi. E, i̇nsanlar mu, sessiz, e, muntazam durmanın, sırada durmanın... E, ...bir erdem olduğunu düşünmeye başladılar. Daha önce çok hareketli insanlar, Batı toplumunda tabii, da. Tabii tabii, yıllar aldı bunun için. Evet, Yıllar geçti. Yani üstelik bizim sadece medeni olmamız istenmiyor modern olmamız da isteniyor. Şimdi bizim medeniyet geçmişimiz işte Türk İslam medeniyetine dayalı. Onu da şehre geldiğinde onu da dönüştürmen ve modern hayatın kurallarına uyman isteniyor. Köyden gelmiş insanlarımız açısından söylüyorum. Hı hı. Yani bu epey vakit alacak bir durum. Ve bunun içinde eğer bir eksiklik görüyorsak öyle insanlara yeni bir hayat öğretir gibi değil ama yani sorunları ortaya koyan ve nasıl bu toplumsal dönüşüme, toplumu rahatlatacak, yani birbirimize e, olabilecek ölçülerde iyi davranmamızı sağlayacak e, davranışları nasıl benimsetebiliriz? E, bunları konuşmamız lazım. Şimdi ben az evvel siz şey söylediniz evet. ya hocam, yani... E, şu içinde bulunduğumuz zamanın daha hoyrat olduğu ve birbirimize bu anlamda böyle bir tamir edemediğimiz noktası bir görüş bildirdiniz. Yani yani Osmanlı çok net. döneminde... Yani sen gençsin belki Hı -hı. fark etmiyorsun. Evet. Yani son 20 yıl içinde belki 30 yıl içinde Türk toplumunda ne oldu dersek şehirleştik ve hoyratlaştık. Bu çok net. Her alanda görüyoruz bunu. Osmanlı döneminde öyle örnekler var ki... İnsanlar gerçekten bunları öğrendiğinde ağzı açık kalıyor. Ne kadar nazik, ne kadar kibar hareketler, ne kadar düşünceli ve ne kadar ince hareketler diyorsunuz. Peki ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani günümüzde ne değişti ki biz daha iyiye gidecekken bizi o daha iyiden alıkoyan şey ne? Bunun üzerine biraz duralım mı? Valla benim e, ayırt edebildiğim faktörler arasında şimdi şehirleşme bir unsur fakat iyi şehirleşememe. Yani şehirleşirsiniz de güzel şehirleşirsiniz. Ama e, şehir yeni gelenleri tam kabul etmiyor ve yeni gelen insanlar şehrin köşelerinde varoşlarda ikamet etmek zorunda kalıyor e, kalıyorsa e, şehrin kültürüne eklemlenemiyorsa e, çok büyük e, işte bin yıllık tarihi olan bir şehre gelmesine rağmen insanlar hala kendilerini köylerine ait hissediyorlarsa işte ok meydanına çıktığınız zaman 70 tane hemşeri derneğinin tabelasını görürsünüz. Kendilerini dışlanmış, kabullenilmemiş hissediyorlarsa için için bir öfke bir defa büyüyor. Bir de modern metropolde büyük bir zaman baskısı var. Herkes zamanla yarışıyor. Yani bir metrobüse binmek kolay bir şey değil. Bir gün ben Biraz anekdotlarla süslüyorum. Ee, bir gün ben e, metrobüste şey bekliyorum, sıra bekliyorum. E, karşıda bir doçentlik jürisi var Çapa'da, oraya gideceğim. E, yetişemem diye o saatte e, kendi vasıtamla da çıkmadım. ya bir tane metrobüs geçti, binemedim. İkinci geçti, binemedim. Üçüncü geçti, binemedim. Böyle beş, altı filan artık yani moralim bozulmaya başladı bir genç yaklaştı yanıma. Beni izliyormuş köşeden. Ee, belki de seyrediyordur bu programı. Ee, dedi ki hocam dedi sizi deminden beri izliyorum dedi. Ben sizi tanıyorum dedi. Zamanında ben size bir konuda danışmıştım e-mail'i. Siz de bana yardım etmiştiniz. Şimdi ben size yardım edeceğim dedi. Hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Hocam dedi böyle olmaz dedi. Bu metrobüsün ayrı bir adabı var dedi. Yarıp gireceksiniz hocam dedi. Yarıp gireceksiniz dedi. <laughs> Nitekim onun tavsiyesine uyarak ben de bir sonraki metrobüste şu hamleyi yaparak <laughs> e, metrobüse binmeyi başardım. E, şimdi trafikte uzun saatler, evet. e, maişet telaşı, zaman baskısı insanları daha hoyrat yapıyor ve mazlum olacağıma zalim olayım felsefesine götürüyor. Yani beni ezeceklerine ben birisini ezeyim diye düşünmeye başlayabilir bazı insanlar. Bununla ilgili çok ilginç bir çalışma var. Bunu anlatmak istiyorum Lütfen. çünkü zaman baskısı Hı -hı. nezaketi ortadan kaldıran bir şey. Ee, i̇lahiyat öğrencilerinde bir çalışma yapılmış erol hocam İngiltere'de ee, bir ders anlatıyor ilahiyat öğrencilerine. Özellikle ilahiyat öğrencilerinde yapılıyor ki e, işte nezaket incelik daha iyi test edilebilsin diye. Çünkü işte dini öğretinin içinde de var bu. Ee, dışarıda da bir tane aktöre para vermiş. E, deneyi tasarlayan şey sen acil hasta numarası yapacaksın diye. Neyse ders yapılıyor. Dersin sonunda hoca diyor ki çocuklar 3 dakikanız var. 3 dakika içinde yandaki binadaki derste olmak zorundasınız. Gelmeyeni yok yazarım. Sınavınızı etkiler. Çocuklar çıkıyor, abi çıkıyor, Bakıyor, bir tane adam kıvranıyor. Yardım edin bana, yardım edin diye kıvranıyor. Çok zor durumdayım, lütfen yardım edin. Öğrencinin yüzde doksanı koşarak, adamı çiğneyerek diğer derse gidiyorlar. Bir yüzde on kalıyor, onunla ilgileniyorlar. Bu deneyi yine başka ilahiyat öğrencileriyle İngiltere'de tekrar ediyorlar. Fakat bu sefer diyor ki bir saat sonra dersiniz başlayacak. Ee, bir saat sonra lütfen derste de olun. Yan binadaki derste de olun. Bu sefer öğrencinin neredeyse tamamı adamın başına geliyorlar ve onunla ilgileniyorlar. Hepimiz e, yetiştirecek çok önemli işlerimiz olduğunu düşündüğümüzde, çok e, koşturmaca içinde olduğumuzda, hı hı. önce ben, önce ben diye düşündüğümüzde, benim ihtiyaçlarım herkesten daha önce gelir diye düşündüğümüzde, Çevremizde yardıma ihtiyaç duyan veya bizim iyi davranışımıza duyan insanların ihtiyaçlarını görmezden geliyoruz. Böyle göz ardı ediyoruz. Göz ardı ediyoruz. evet. İşte sağlık ve şiddetin önemli nedenlerinden birisi hı hı. de bu değil mi? Herkesin kendine göre gerekçesi var ve herkesin zamanı kısıtlı. Hı hı. Öyle olunca da kabak çubuk sağlık çalışanlarının başında patlıyor. Şimdi keşke Mehmet Genç Hoca'ya sorsaydık davet ettiğimizde. Osmanlı'da özellikle İstanbul ve bazı şehirler göç alıyordu elbette. Yani şimdiki ritimde olmamakla birlikte. İnsanlar geliyorlardı. E, Osmanlı payitahta hemen uyum sağlıyorlardı. Yani şehirli hayatın bir parçası oluyorlardı. Ve oradaki e, adam muhaşeret kurallarını hemen hisselleştirebiliyorlardı. Başka yapılmış çalışmalar var davranış setleri ile ilgili. Yani bir insan... Mesela Ankara'dan örnek vereyim. Hacettepe Hastanesi'ne gidip orada poliklinikte sıraya girse, bir de Numune Hastanesi'nde poliklinikte sıraya girse farklı davranışlar gösteriyor. Çünkü oradaki mimari dizayından tutun da insanların e, hı hı. halinin vaktinin yerinde olup olmayışı, davranış biçimleri herkesi etkiliyor. Diğer yerde de daha kendine benzeyen insanlar görünce onlar gibi e, davranmaya Tabii. başlıyor. Şimdi bir, bir bunu teyit eden yine bir cümle söyleyeyim. E, İngiltere'de e, pasaport kontrolünde e, bizim vatandaşlarımız hiç sesini çıkarmaz. Çok usludurlar. <laughs> Türkiye'ye geliriz. Türkiye'deki pasaport kontrolünde hemen Türkiye'den şikayet etmeyi birbirimize itişip kakışmaya başlarız. Ha. Şimdi söylemek istediğim şey şu. Yani eğer gittiğimiz yerdeki davranış seti Bizim önceki biçimimize uygunsa oraya daha kolay uyum sağlayabiliyoruz. Şimdi bizim yeni göçlerde insanımız yani İstanbul'a, eski İstanbul'a, Osmanlı İstanbul'a gelmiş insan gibi değil ki. İnsanımız öyle de geldiği yer öyle değil. Yani burada e, ekmek aslanın ağzında. Daha kucaklayıcı değil o dönemdeki değil, gibi belki. Tabii ki. Bu kültürde. E, bu Buradaki şehir yaşantısı da onun tanıdığı kültürün medenileşmiş hali değil. Başka bir şey var. Yani modernlik e, bize dışarıdan gelen bir şey. Ve onun talepleri var. Modernliğin taleplerini diğerlerinin ne kadar karşıladığı belirsizken ve modernlik medeniyetler içinde bence en hoyrat olan hocam. En bencil olanı ve medenilik denilebilir mi tartışılır. Zaten bencilliğin kamçılanması üzerine kurulu. kurulu Birey, bireyciliğin ve bencilliğin kamçılanması e, o üzerine O zaman kurdu. sen e, kendi varlığını koruyabilmek için... daha hoyrat olmaktan ve hemşeri derneğine sığınmaktan başka bir şey gelmiyor ki elinden. Yani bunu... Bir yerden bunu bir olmak, destek bulmaya çalışıyor. Varoluş kavgası sanıyor. Evet. E, ve nezaketin ona çok şey kaybettireceğini düşünmeye başlıyor. Bir hı hı. de kimlik derdi başlıyor Kemal Hocam. Yani eğer şehirler gibi davranırsa özlediği yeri acaba tamamen kaybedecek mi? Tamamen eski kimliği silinecek mi? Bunun kaygısına düşüyor ve birçok yerde e, şehrin kenarlarında şehirliğe benzemek ayıp bir şeydir. Ve e, kendine göre bir jargon gelişir ve sert olmak, acımasız olmak iyi bir şey olarak sunulur. E, özellikle gençlik çevrelerinde. Bunun nedeni birazcık da o. Kimlik kaygısı da ortaya çıkıyor. Yani bütün bunları Ortaya koyup düşündüğümüzde... Bir tür zırh gibi. Zırh gibi, yani evet. kendisini dış dünyanın tasallutundan kaba, hoyrat olarak koruyabileceğini, koruyabileceğini zannediyor. Koruyabileceğini sanıyor. Sanıyor ve e, diğer insanları e, soktuğu zorluklar onun gözünde gözükmüyor. O sadece kendini koruyor. E, öyle olunca e, sıçratlı zifos başkasının üstüne gitmiş, ona mani olmuş, ona sorarsan ee, işte ormanda avlanan birisi ve ee, başkasına verdiği zararı ben görebildiğini sanmıyorum çünkü bizim insanımız başkasının zararından, başkasının çektiği acıdan, başkasına soktuğu zor durumdan memnun Olabilecek olacak bir insan bir değil. Yapı değil. Demek evet. ki görmüyor yani. Peki ne kadar etkileniyoruz? Yani e, etrafımızdaki insanların nazik olması, ince evet. olması, bulunduğumuz yetiştiğimiz ailenin, mahallemizin, işte e, çevremizin. Nazik olması, ince olması bizim ne kadar etkiliyor? Bizim o günümüzü mamur eder ya da o günümüzü berbat eder. Ben e, bir gün üniversitede derse gidiyorum. E, döner kapı var. E, öğrencinin teki, e, döner kapı değil pardon e, ne denir e, böyle e, onu nasıl tarif ederiz? Neyse çekilerek açılan... E, Gerdirilerek açılan bir kapı var ve e, bir başkasının suratına çarpmaması için onu tutulması lazım. Ben de öğrencinin arkasından gidiyorum ve tutacağını tahmin ettim. <gülüyor> <gülüyor> e, pat diye bir bıraktı kapıyı, e, kafama çarpıyordu kapı. E, çok zorlukla elimi uzattım ve e, hatta tırnağım kırıldı. E, şimdi bu mesela çok ayıp bir şeydir. Bir Batı ülkesinde mesela ayıp bir şeydir. Açılan bir kapının bir sonraki insanın gireceği ana kadar tutulması görgü kuralıdır. Tabii arkadan biri geliyorsa Arkadan eğer, birisi geliyorsa beklersin, açık tutarsın. Sonra o devralır, o kendisinden sonra geleni açık tutar. Bu ya yani insanlar arasında bir zımni anlaşmadır. E, fakat kapıyı kendisi için açıp ondan sonra hiç e, arkadan gelen insanı düşünmemek işte hoyratlıktır böyle bir şeye maruz kaldığınız zaman canınız yanıyor. Ee, insan olarak sayılmamış hissediyorsunuz kendinizi. Değer verilmemiş hissediyorsunuz ve bütün gününüz kötü geçebiliyor. Veya hiç ümit etmediğiniz bir anda bir yerde bir insan size hal hatır soruyor. Hiç tanımadığınız bir insan size bir iyilikte bulunuyor. Bir müşkülatınızı görüp o an sızınızı dindiriyor. Hiç gereği olmadığı halde oturuyor size bir sıkıntılı anınızda işte tekeriniz patlamış Başımıza geliyor zaman zaman. Ee, oturuyor sizinle beraber o tekerin değişimine yardımcı oluyor filan. Hiçbir mecburiyeti yok. Bu da gününüzü ışıtıyor. Gününüzü aydınlatıyor. Ee, aslında nezaket ve kibarlık olmasa, e, incelik olmasa bu hayatı yaşayamayız. Daha bu hayat hepimize çok ağır gelir. Çekilmez hep, değil mi? Hep hoyrat insanlarla beraber olsak bir süre sonra biz de hayatta kalmak için hoyratlaşmayı bir strateji olarak benimseyebiliriz. Yani buradan nezaketten ne anladığıma geleyim ben, incelikten ne anladığıma geleyim. Bir başkasının ihtiyacını kendi ihtiyacın önüne koyma o an için veya bir başkasını düşünme, bir başkasına karşı o an için cömert olabilme kendi benliğini aradan çıkarabilme, kendi benliğini o an için silebilme. Yani kibarlığın, nezaketin illa da böyle kendinden çok fazla büyük bir şey vermek olması gerekmiyor. Evet, çoğu zaman diğerken bir şey, bir başkasını düşünmeyi içeren bir şey. Ama bir tebessüm de nezakettir. Hal hatır sorma nezakettir. Efendim o anda yanından geçerken e, yorulduğunu hissettiğiniz bir işçiye, bir emekçiye kolay gelsin, e, günün iyi geçsin demek bir nezakettir. Tabağı önünüze soya, koyan bir garsona bugün çok yorulmuş olmanız lazım, çok teşekkür ederim e, demeniz bir nezakettir. Bu zaman zaman bir zayıflık gibi algılanıyor. Ben zaman sosyal medyada buna benzer ifadeler okuyorum. Bir daha kimseye teşekkür etmeyeceğim, teşekkür ettim tepeme çıktılar filan diye. Ne kaybediyorsunuz ki? Ne kaybedersiniz? Nezakete şöyle bir tanım da getirebilirim: hiç karşılık beklemeden iyilik yapmak. Yani iyi olma halinden aslında şu mu? Yani Hocam. mesela işimizi yaparken iyi olmaktan kastımız şu mu? Yani bu işin içerisinde nezaket de var ve bu bizim bir lütfumuz değil aslında. Değil mi? Hı. Onu da mı Kemal anlıyoruz? Güler yüzü mesela. Bence işte. biraz e, Müslümanca nezaket tanımı yapıyor. E, hoşuma gidiyor söylediklerin de. Nezaket e, bizatihi, üye olan ve iyiliği kanıtlanmış bir şey olarak görünmüyor ki Kemal. Yani senin dediğin tamamen Müslüman adabına uygun bir nezaket tanımı. Hocam Harik diğer dinlerde yok mu? Şimdi ben de Erol Hoca ne söyleyecek diye bekliyorum. Çok bekle. iddialı bir giriş yaptı. Evet. Yap. Bekle, yani ben de bekle, bekliyorum bekle. Şu hocam. <laughs> vaziyetindeyiz. Bu söz bizim değil ama batıda kullanılan bir söz. Namuslu olamayacak kadar kibar. Yani kibarlık bazen tamamen gösterişe dönük bir şey oluyor. Yani insan çok kibar, çok nazikse düşünüyorlar ki bunun arkasında bir plan var. Yoksa sağlıklı insan bu kadar nazik, bu kadar kibar olamaz. O yüzden Bunu de... kim söylüyor hocam? Batı dillerinden geçmiş bir şey. Yani namuslu olamayacak kadar kibar. Erdemler üstüne bir kitaptan okudum bunu. Sponville'in kitabından. Sponville'in kitabından. Çok Erdemler üzerine çok karamsar bir arkadaş yazar. Ama evet. yani ortada da bir gerçek var. Düşünce yani, de biraz kendisini bağlar diye. A, şimdi şöyle, düşünüyorum ama toplumun aynı, yazarın, aynı yazarın, aynı evet. yazarın şöyle bir ifadesi de var. E, beni bu kadar kuşkucu olması insan erdemleri konusunda beni biraz rahatsız ediyor. Çok iyi bir yazar. Gerçekten ben de e, eserlerini merakla okuyorum. O kitabı da defalarca okumuşumdur <laughs> Büyük Erdemler Risalesi'ni. E, ahlak diyor, sevginin olmadığı yerde vardır. Sevgi varsa ahlaka gerek yok anlamında. Sponville'in tabii bir evet. dünya görüşü var ve ben Hı -hı. E, erdemler üstüne yazdığım birçok yazımda... ...yani benim rakibimdir Sponville. Yani e, Sponville'den farklılıklarımı ortaya koymaya çalışırım. Fakat Hı -hı. benim e, yaptığım alıntı nezaketin e, saf bir erdem olamayacağına ilişkin... E, ...batıda yerleşmiş e, kavramlardan... Örnekler içerdiği için önemli. Yani nezaketin kendisi e, tamamen iyi ve arkasında hiçbir kötülük içermiyor anlamına gelmeyebilir. Hocam o aşırı sempatik görünmek değil mi? Yani bu bizim ülkemizde de var. Şimdi aşırı sempatik görünmek Hı. adına e, farklı böyle tavırlar ve davranışlar içerisine giren insanlar biliyoruz. Şimdi nezaketin gösteriş boyutu var. İnsanları rahatsız eden o. Bizim denizciden bir şey söyleyeyim size. Uyuz kibar. Nasıl? U uyuz kibar, nasıl? uyuz kibar, duyduğumuz onu. O çok ilginç. Çünkü millet onun kibarlığının, onun nazik görünmesinin... ...samimi olmadığının fark ediyor. Yani... Ee, ...şimdi başka davranış setinden gelmiş insanlar... ...niye hemen şehir hayatının istediği nezaketi gösteremiyor? Onu anlamamız için burası e, yardımcı olabilir. Yani nezaketin... ...her an... Ve her durumda Kemal Hoca'nın tarif ettiği gibi olmayabileceğini de varsayıyor. Yani nazik davranan insan ama hocam arkasında bu... bir planını gizliyor olabilir. Tamam peki. boyutu Be da var. Peki Aşırı olan ama bu bütün, da var. bütün erdemler için geçerli değil mi? Bu cesur gibi görünür aslında başka bir şeyi gizliyordur. Cömert gibi görünür aslında başka bir şey. Şimdi biliyorsunuz e, psikolojide savunma mekanizmalarından bir tanesi işte tepki oluşturma, tepka, tepki kurma, reaksiyon, formasyon diye bir şey. Adam kendi içindeki cimrilik duygularıyla baş edemiyordur aslında fakat aşırı cömert davranarak onunla bir şekilde e, hesaplaşmaya çalışıyordur. Bunu i̇şte, sen görürsün ama falan hocam. Falan filan. Şimdi biz neden olumlu olanı büyütmüyoruz? Neden e, olumsuzu bu kadar senin, e, senin, büyütelim? Senin tanımın benim çok hoşuma gitti. Müslümanca e, edep tanımı, Müslümanca nezaket tanımı tam da böyle yapılır. Benim ona bir itirazım yok. Sadece insanların nazik görünümünün altında bir şey aradığı, nezaketin bazen gösterişinin sırıttığı... Çünkü evet öyle insan, öyle de olabilir. Hocam o bu YouTube'ar ama evet. Siz bu sefer Batı'yı sanki dışarıda ve diğer dinleri dışarıda bırakmış gibi oldunuz. ona aslında yani ben şimdi, biraz şimdi nezaket şey nezaket bana sorarsanız ...bütün kadim öğretilerin özündedir. Nezaket... ...insanı Hazreti İnsan bilmektir. Ee, i̇nsanı... ...Hızır'ın yoldaşı bilmektir. Nezaket... ...insana hak ettiği saygınlığı... ...ve haysiyeti... E, e, ...bilerek... ...bunun farkında olarak... E, ...insana o şekilde davranmaktır. İnsana bir yabancı... ...bir öteki gibi değil... ...bir dost varlık... E, ...bir kardeş varlık olarak... Davranmak. Müslümanca Müsl tanımlar. Sorumluluk ahlakıdır. Çok hoşuma gidiyor Müslümanca tanımlar. Hocam, bu fakat, bu bir çok var. fakat bir edebiyatçının. Fakat Şöyle bir itirazım var. Çok özür dileyerek. Şimdi e, Hazreti Peygamberin hadis-i şerifi işte e, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Size e, birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız diyor. Tamam. Şimdi e, yıllar önce Almanya'ya gidip bir müddet orada birazcık yaşadım. Az bir zaman ama her sabah yürüyüşe giderdik annemle birlikte. Tanıdığımız, tanımadığımız onlarca insanla selamlaşırdık. Ve o kadar tebessümle selamlaşırdık ki. Ben şimdi kaç yıldır e, bir yerde yaşıyorum burada İstanbul'da. Ve sokağa çıktığımda yine yürüyüş yapıyorum. Ve o insanları yaklaşık dört yıldır, beş yıldır görüyorum. Bir kez selamlaşmadık. Siz selam verdiniz Korkuyorum. mi? Korkuyorum. Birkaç kez vermeye çalıştım. Korkuyorum. <laughs> ya Başına bir şey gelenler de var selam verdiği Çok haklısın. Yani şimdi... Evet böyle bir dinin mensuplarıyız ama batıda da yani nezaketi ve inceliği yaşatanlar var. Çok ee, Batıda da diyorum ama yani zaten hani insana has bir şey bu. Şimdi. O anlamda itiraz ettim. Ahlak edep farkını konuşalım dedim ve bir şey ilave ettim ben. Yani Müslümanlıktaki edep illa adab-ı muhaşeret anlamına gelmiyor Kemal. Senin tanımladığın gibi tanımlıyor çünkü yine inanan bir Müslüman. Hı hı hı. Ama e, işte bu modernlikle karşılaşmamızın sonucunda hı hı. şüphesiz eskiden geleneksel Müslüman toplumda hı hı. insanlar selamlaşırlardı. Evet. Ama tabii. şimdi psikolojik Kesinlikle faktörler tabii. nedeniyle bu haliyle Bildikleri halde bundan kaçınıyorlar ve selam verilenlerin de başına bazı şeyler geldiğini öğreniyoruz. Ya evet. Niye selam verdin diyor ya? <laughs> bir şey var bir yerden tanışıyor yani muyuz? Bir söz var ya bana? selam vermek sünnet almak farzdır diye. Şimdi yani e... sen e, selam verdiğin anda o alınmıyorsa çok büyük bir işler soru. Orada, şey orada Evet psikolojik faktörler devreye giriyor. Modernlikteki nezaketin bazen gösterişe dayalı olduğunu. Şuradan da çıkartabiliriz. Diplomasi. Evet, işte Diplomasi tamamen ötekinin varlığına saygı göstermek ve bu saygıyı belli etmek üzerine kurulmuş bir ilişki biçimi. İşte görüyorsun insanlar ne kadar kibar birbirlerine karşı, ne kadar nazikler ve bütün kurallarını yerine getiriyorlar. Ve o görüşmeler sırasında bile devletler birbirlerine karşı savaşı sürdürebiliyorlar. İşte örneğini Dün gördük daha. Evet. Şimdi diplomasi varsa nezaketin gösterişe dayalı yapılması gereken bir şey olduğuna dair izlenim de insanların kafasına giriyor ve bunu modernlik soktu diyorum. Nezaketin kendisini doğrudan doğruya ben karşı değilim ve senin tanımlarına tamamen katılıyorum. Yani işte ihtiyaçlar hiyerarşisine baktığımızda temel fiziksel ihtiyaçlarımız var. Güven var, sevgi var sonra saygı geliyor. Yani her insan Karşısındaki insanın ona saygı duymasını bekler. Her insan saygıyı hak etmez ama insan olması hasabiyle sırf o var diye bizim ona saygılı davranmamız gerekir. İşte diplomasinin ortaya çıktığı, gösterişe dayalı nezaketin ortaya çıktığı yer burası. Evet, bu Şimdi, olumsuz şey. Şimdi bir tabir söyleyeceğim. Vicdan istirahati. Bazı insanlar vicdanlarını uykuya yatırır. Vicdanları sürekli istirahat halindedir. Böyle insanlardan nezaket, merhamet, adalet, diğer bekleyemezsiniz. Böyle insanlar için dünya bir rekabet arenasıdır. Herkes birbiriyle kıyasıya rekabet halindedir. Bencillik ayakta kalmamızı sağlayan temel dürtüdür. Bunlar derler ki kainatta sadece en güçlü olan ayakta kalır. Kainatta en hoyrat olan, başkasını ezen ayakta kalır. Halbuki bize işte e, biyolojinin tarihi <laughs> dünyadaki en güçlü organizmalardan birisi olan dinozorların e, tarihten silindiğini anlatıyor. Ya. Ama kim ayakta kaldı? En nazik olan ayakta kaldı. Birbiriyle yardımlaşabilen organizmalar en ayakta kaldı. Çalışabilen. Bugün Mesela yani biyolojinin e, paradigmasının e, bile e, yeniden düşünülmek zorunda olduğu bazı olunduğu şeklinde bazı yazarlar tarafından eleştiriler var. Hayır, en güçlü olanın ayakta kalması değil, en çok ilişki içine giren, en çok işbirliği yapan, birbiriyle en çok yardımlaşan ve en nazik olan organizmalar ayakta kalıyor. Biz dünyanın bir dönemeç noktasındayız şu anda. Bakın etrafımıza bir sürü savaşlar var, zoraki göçler var. 3 milyon, 4 milyon insan yurdundan koparılmış bir halde bizim ülkemizde yaşıyor. Hı hı. Batı'nın nezaketinde görüyoruz değil mi? Akdeniz'de ha. nasıl davrandığını. Tabii, tabii, tabii. Yani botların batırıldığı, mültecilerin çok... Kötü muamelelere maruz bırakıldığı çok özür dilerim ama liderlerinin vermiş olduğu kararlar dolayısıyla o bütün toplumu nezaketsiz ve ince davranışlardan yoksun saymak biraz haksızlık olmaz mı? Hayır şimdi bakın Yunanistan'da o kadar muazzam merhamet eylemleri hı hı. yapan e, iyi insanlar dünyanın her yerinde var, var. Evet, evet, iyi evet, insanlar de. dünyanın ha, her, her yerinde var. var. Etkin diğer kamlık diyor buna bir yazar. Yani bir başkası için bütün imkanlarını seferber etmeye hazır çok sayıda insan var bütün dünyada. Evet. İnsanlık çok ortak bir şey. Ee, ben e, birkaç ay evvel İngiltere'de Jungle diye bir oyun'a gittim. Ee, jungle bildiğimiz Jungle. <laughs> e, Fransa İngiltere sınırında. telaffuzunu doğru yapamayabilirim, doğru telaffuz edemeyebilirim. Kalua diye bir şehir var ve buradan e, mülteciler e, işte bir şekilde İngiltere'ye geçiyorlar e, ve işte orada serüvenlerini bitir bitirecekler. <laughs> Fransız hükümeti orada çok acımasız şartlarda e, göçmenleri tuttuğu bir kamp yapmış. Bu oyun çok sert bir şekilde hem İngiltere hem Fransa e, hükümetlerini eleştiriyordu. Orada dönen dolapları tek tek açığa çıkarıyor. Ben bu kadar ya yani insanı şok eden bir oyunla tiyatro oyunuyla çok nadiren rast, e, karşılaştım. E, adeta bizi o kampın içine götürüyor ve yaşatıyor. Orada dönen Hı -hı. dolapları anlatıyor işte filan, hangi tezgahları çevirdiklerini. Sonunda da bir gece e, Fransız polisi baskın yapıyor ve e, yerli bir ediyor kampı. Göçmenleri alıyor, uzak yerlere götürüyor. Yani sahtekar bir şey var, nezaket, sahtekar bir diplomasi var. Ama bu bizi yine de insanı, insanlığı ayakta tutan o büyük iyilikten uzak düşürmemeli. O iyilik olmasa zaten birbirini yiyen insanlar olurduk hakikaten, sokakta birbirine... E, zulmeden insanlar oluyor. Yani Erol hocamın söylediği gibi kötülüğü maskelemek adına da nezaketin kullanıldığını Tabii, düşünüyorsunuz. Her türlü erdem kötülüğü hı hı. maskelemek adına kullanılabilir. Ben şunu söylemek istiyorum, dünyanın ve Türkiye'nin nezakete ihtiyacı var, İyiliğe ihtiyacı var. Hepimiz içimizdeki iyiyi ortaya çıkarmak zorundayız. Bir insan daha nazik, daha iyi olabilir. Hepimiz daha nazik olabiliriz. İnsanlara e, ufunet yerine, sıkıntı yerine rahatlık verebiliriz. İçimizdeki o bekleyen insanı açığa çıkarmak zorundayız dünyanın şu aşamasında. Kötülüğün bu kadar kol gezdiği, tohumlarını her yere seçtiği, e, saçtığı bir dünyada... Daha iyi onla, insanlar olmaya mecburuz. Başka çaremiz yok. Şimdi e, bazı kavramların diğer kavramlarla tabii yakından çok ilişkisi var ama nezaket ve incelik dendiğinde daha çok sanki sevgiyle e, direkt bir alakası varmış, ilgisi varmış gibi düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim yani insanın kendini sevmesi, kendisiyle barışık olması ve dolayısıyla tüm evrenle canlı cansız bütün varlıklarla barışık olması. Ee, anlamında da bir şey çıkıyor ortaya sanki. Yine ben e, Hazreti Peygamber'in bir hadisiyle devam etmek istiyorum. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Yani buradaki o sevgi kavramı aslında insanın hem kendisiyle barışık olması... Hem kendini sevmesi ve kendisini sevmesinden kaynaklı olarak da bütün o canlı cansız varlıkları sevmesini anlayabilir miyiz? Şimdi Madem açtım, Var mı sevgi? Evet. <laughs> Şimdi sevgi, e, hani düğmeye basıp hayata geçireceğimiz evet. bir şey değil. Bazen diyorlar ya, çok şey mi istiyorum hocam? Şu kadarcık sevgi. Çok şey istiyorsun tabii. Yani yoksa yoktur. Yani evet. sevgi e, böyle robot gibi otomatikçe yapılan bir şey değil. Bir Ve de sevgi, hocam bugün çok Erol hocamı kestim ama Erol hocam <laughs> Erol hocam biz bu programa başlarken dedi ki hareketli program olsun birbirimizin sözünü keselim dedi. Ee, onun e, bu uyarısını haftalar sonra hatırlayarak <laughs> bugün çok atak davranıyorum. Hep sevilmek istiyoruz da sevgiyi vermeyi hiç aklımıza hiç, getirmiyoruz. Hiç getirmeyiz, sevgiyi hiç. hep dışarıdan Hayır. almak istiyoruz evet. da o Vermek. sevgiyi hak edecek bir şeyler yaparak onu Almayı hiç yani, düşünmüyor. Bir de sevginin psikolojisi e, tabii oldukça karışık seval. E, yani se bizim sevgi potansiyelimiz nedir? Çocukluktan beri ...yetişme tarzımız nedir? Ama benim e, konuya getirmek istediğim şey şu: Sevgi nezaket için yeter mi? Şimdi birçok ebeveyn çocuğunu severek yetiştiriyor. Ama sen eğer onu doğru biçimde eğitemezsen. ...yasakları, kuralları uygun yerlerde koymazsan... ...değer eğitiminden geçiremezsen... ...ne diyoruz ona? Terbiye. Terbiye edemezsen... Hı hı. ...sadece sevgi nezaketli bir insan için... ...yetmiyor. Ya da... ...işte gösterişçi nezaketten bahsediyoruz ya... ...eğer düzgün kurallarla... ...o insanın terbiyesi... ...uygun biçimde gelişmezse... ...nezaket nasıl davranması gerektiğini sen öğretiyorsun, seviyorsun da onu öğreniyor. Ama ahlak boyutuna, erdem boyutuna gelmiyor, içselleştiremiyor onu. O yüzden e, modernlik ve modern çocuk yetiştirme pratiği buna daha çok imkan veriyor. Halbuki İslamiyet'te edepli olmak, adaplı olmak aynı zamanda ahlaklı olmaktır. Yani bunlar birbiriyle çok iç iş içedir. Halbuki hani ben diğerlerini ayıpladığım için demiyorum. Orada Nezaketin, görgü kurallarının, adab-ı doğrudan doğruya içsel bir erdem haline gelmesinde problemler var diyorum. O yetebiliyor. Çocuk öğreniyor nerede nasıl davranacağını. Ama o ahlaken onu içselleştirmiş falan değil. Hı hı. Öyle olunca içselleştiremediğinden nezaket kurallarını yerine getiren ama ona dokunulduğunda inanılmaz zalim kesilen... İşte batı'nın mülteciler karşısında gösterdiği evet. tutumlar gibi tutum alabilen bir zihniyetle karşılaşabiliyoruz. Sen Sevgi'den sormuştun. Sevgi tabii ki her işin başı. Ama nezaket daha çok başkasına duyulan ve kendimizin de başkası tarafından görmek istediğimiz saygı. Yani insan olmamızın. Kemal Hoca onları gayet düzgün tarif etti ve Müslümanca dedim yani. Ben başka türlü düşünemiyorum. Yani e, kendini biraz geride tutup başkasını öne alamıyorsan, başkasını insan kardeşi olarak göremiyorsan o nezaketten bir hayır gelmez ki. Bizde ahlak, edep, nezaket hepsi aynı anlamlara geldiği için biz bunları çok ayırt etmiyoruz. Ama e, kavramı, Batılı evet. zihin dünyasında bunlar birbiriyle ayrışabiliyor. Hı hı. Çok işte... Naziler... çocukları katlederken Beethoven çalmışlar yani. Kendine evet. göre estetize yetebiliyor evet. şeyi. Tabii. Yani e, orada e, daha e, farklı yerlere gidebiliyor. Yani sevgi tek başına... Yetmez. yetmez. Terbiye gerekir. Terbiye gerekir. Ve öyle olunca da... nezaketin de... kurallarla öğrenilmesi gerekir. Bu bizim çocuk yetiştirme pratikleri için de çok önemli. Çünkü o batılı çocuk yetiştirme pratikleri aynen bize geliyor özgürlüğü esas alan ama özgürlüğü kuralsızlık sanan bir çocuk yetiştirme pratiğimiz var. Yine rekabeti esas alan ve rekabeti de bireycilik sanan bir çocuk yetiştirme pratiği. Yani buradan o çocuklar nezaketi öğretseniz bile nerede nasıl davranacağının allamesi olsa bile çok ahlaklı ve başkasını değer veren, başkasına gerçekten saygı duyan çocuklar olmayabilirler. Tam da onu soracağım. Yani nezaket bir e, sonradan edinilen bir donanım mı? Yani e, öğrenilebilecek nezaket, bir şey mi yoksa bir mizaç mı? Nezaket sonradan da öğrenilebilir. Aileden de taşınır. Aileden taşınılırsa fevkalade daha etkili olur, daha Hı -hı. kuvvetli bir şekilde insanda yer eder. Nezaket sözlerle öğretilmez ama. Nazik anne babanın nazik tutumlarıyla yaşanarak öğrenilir. Aslında bütün değerler yaşanarak öğrenilir. Yani çocuklarımıza nazik ol, adaletli ol, efendim başkalarını incitme. O beni dememiz, şey demek gibi bir şey oluyor heh, ya, Dememiz onlar için yok hükmündedir. Ta ki biz o davranışları hiç onlara parmak sallamadan gösterene, gösterene hayatımızın bir parçası kılana kadar. Biz ne kadar naziz çocuğumuz ona bakar. Biz insanlara sürekli gürlüyorsak, biz insanlara hoyrat davranıyorsak onları insan yerine koymuyorsak, onların e, onlara itibarlarını vermiyorsak, onlara ihtimam göstermiyorsak, çocuğumuz da bizden bunu öğrenir. Buradan bir şeye geçmek istiyorum. Lütfen buyurun. İhtimam ahlakı. İhtimam bir başkasını gözetmek demektir. Onu kardeş bilmek, dost bilmek, kendi varlığına komşu bilmek demektir. Ve dolayısıyla onu da gözetmek demektir. Dünyanın ihtiyaç duyduğu şey, bunu kitaplarımda çok yazmaya çalıştım, bir ihtimam ahlakıdır. Yani birbirimizi kardeş bilmek, birbirimizi komşu bilmek. <laughs> Peygamber Efendimiz'in pek çok hadis-i şeriflerinde komşu hakkından ve hukukundan bahseder. Hatta derler ki, yani e, komşuluk hukuku e, o kadar vurgulandı ki... Evet. Yani e, aileden e, biri san, sanacak varisi, kadar... E, heh, olacak veya, varisi olacak zannettik. Varisi olacak zannettik derler etrafındaki insanlar. E, aslında bütün varlık birbirine komşudur. Birbirimize evet. yarız. Bir Arif'in deyişiyle... Bu dünyaya var olmaya değil, yar olmaya geldik ah, diyor. Ah, ne güzel. Tam da o tanımlıyor. Birbirimize sevgili olmaya geldik. Birbirimize yaren olmaya geldik. Dolayısıyla tabii ki öbürünün efendim topuna e topuğuna diken battığı zaman evet. benim de canım yanacak. Tabii ki onun için kaygılanacağım. Ve nezaket bu yönüyle de bir sosyal tutkaldır. Birisinin benim için ihtimam gösterdiğini bilirsem o toplumda yaşamak bana huzur verir, Tabii canım. emniyet verir ve aramızı sıkılaştırır. Yolda kaldınız, ihtiyaç durumundasınız, sıkıntılısınız, suyunuz bitti. İnsanlar geldiler, durdular, efendim arabanızı tamir ettiler, size su verdiler. Ee, o an için size çok büyük bir yardımı bulundular. Ne hissedersiniz? Minnet ve şükran hissedersiniz. Evet. Ve minnet ve şükran hissettiğimiz zamanda o topluma evet. daha fazla bağlanırız. Birbirimize ne kadar çok nezaket gösterirsek o hayatı daha çok severiz ve o toplumu daha çok inşa ederiz. Bir toplumu eksik, kusurlu taraflarına onarmanın yolu da nezakettir. Yine orayla alakalı. Tabii, onu gösterdiğimiz anda... ...kusurlar biraz e, örtülmüş olur. Şimdi incelik hocam size bir şey söyleyecektim. Sana Şöyle e, ihtimama... E, ...katkı olabilir mi diye... E, ...desem ki şimdi... ...çok nazik bir konu. Şimdi size bir şey anlatacağım. Şimdi daha dikkat kesiliriz. Çünkü nazik dediğimizde... ...yani... ...orada Kırılgan. ilk kırılgandır Tabii. ve... ...ihtimam, özen göstermek özen, evet. gerekir. Tabii. Şimdi nezaket de... ...şimdi ihtimam ahlakı diyorsun ya hocam... ...tam da böyle. Yani nezaket olduğunda zaten nezaketin samimiyeti kendisini başkasına gösterdiğimiz ihtimamla belli eder. Tabii. Şimdi eğer medeniyetle bağlantısını kuracaksa konun. Hı, hı İslam medeniyetinden bahsediyoruz ya. Hı, hı, hı Bence çok yaşayan yanları oldukça az İslam medeniyetinin. Bunun ölçülerinden bir tanesi bu. Yani biz evet ne kadar başkasına ihtimam gösterebilen, ne kadar karşımızdaki insanı nezaket gösterebilen varlıklarız ki? Bunu yapmadığımız sürece herkesin inancı kendine göre. Değerlendirme makamı da belli. Ama bizim inançlarımızın medeniyet düzeyinde yaşamadığının açık ispatıdır bu. O yüzden sen inancına bağlı olmak ve ona layık olmak istiyorsan da Mutlaka başkasına ihtimam göstermek durumundasın. Evet. Ya başkasına yer vermedin. Gelen mülteciye iyi bakmadın. Yoksula yardım etmedin. Yolda e, komşu teyzen ağır yüklerle yürürken durup ona yardım etmedin. Yardım etmedin. etmedin. Yükünü Ondan paylaşmadın. Sonra, e, Müslümanlığın doğrusunu evet, Allah evet. bilir. Ama e, medeniyet açısından baktığımızda, ee, ...senin inançlarının medeniyet düzeyine gelmediğini söyleyebilirim ben. Şimdi e, incelik noktasında nasıl bir medeniyetten geliyoruz'un birkaç örneği var benim elimde. Onlardan bahsetmek istiyorum ki yani, e, nasıl bir istikamette yol alalımı da böyle çok net ortaya koyabilecek şeyler. Bir söz Lütfen eline? lütfen buyurun. Yani, Tabii bugün de ben, ben e, Seval'i keseceğim. Bizim e, adam muhaşeret kurallarımızın içinde birbirini kibarca kesmek var. Kibarca kesmek. Kibarca <laughs> kesmek. Ee, kesmek. Şimdi dedin ya e, selam vermiyoruz diye. Ya nasıl verelim seval? Şimdi kendi evimden bile söyleyebilirim. Biz eski dünyada genellikle aynı zamanda kalkılan e, savaş şerifler hayrolsun denilen bir yerden geliyoruz. Şimdi birçok evde aynı vakitte kalkılmıyor. Günaydın denmiyor, ya, ama evet. birlikte kahvaltı edilmiyor. Birlikte yemek, hiç yemek yenmeyen evler var. Yani dışarıdaki insana böyle, evinde böyle yapan nasıl selam versin? Evet. Şimdi evet. bunu da söyleyeyim evet, de sen yani artık... Aynı apartmanın içinde asansöre biniyorsunuz. Benim başıma geldi, selam veriyorsunuz. Selamınızı almıyor, çeviriyor başını. Çok vaciha bir şey. İnsan o kadar sıkılıyor ki. Yani <laughs> ama aynı yaprakları içerisinde. Böyle evet. ömür gibi geçiyor. Yani o dokuzuncu kata çıkıyorsun ama bir ömür geçiyor sırada. Çok hassas örnekler. Ben karşılaştığım şaşırdım <laughs> yani bunlara. Şimdi Osmanlı döneminde pencereye sarı çiçek koyduklarında o evde bir hastanın olduğunu ve orada çok gürültü yapılmaması gerektiği anlaşılırmış. Kırmızı bir çiçek varsa eğer o evde bekar bir kızın olduğu, evlenmek üzere olan bekar bir kızın olduğu... ...ve oradan geçen insanların çok küfürlü konuşmamaları gerektiği ne anlaşılırmış. Evet. Nasıl ince şeyler. Şimdi misafire kahveyle su ikram edilir ya. Eğer önce kahveyi içiyorsa aç değil fakat su içiyorsa aç ya yemek getirilirmiş ya meyve getirilirmiş. <laughs> bir de evlerin kapılarında ince ve kalın tokmaklar olurmuş. Eğer ince tokmakla çalınıyorsa kapı bir hanımefendi gelmiştir ve evin hanımı e, çok da özen göstermeden hani e, ya da eşarbını örtmeden açabiliyormuş ama kalın tokmakla çalınıyorsa bir erkeğin geldiği belli olurmuş. Ya evdeki erkek açarmış ya da hanım başını örterek açarmış. Ve Peygamber Efendimiz 63 yaşında vefat ettiği için o dönemde yaşlılara sorulduğunda kaç yaşındasınız diye e, haddi aştık derlermiş. Nasıl bir incelik hakikaten e, beni çok etkiledi bunlar. Bir de sözlüğü nişanlı erkekler e, buluşmaya gittiklerinde yanlarında e, hediye olarak ayna götürürlermiş. Senden daha güzel bir hediye yok sana takdim edebileceğim diye. Bu da çok hoşuma gitti. <laughs> çok ince bir davranış. Bunları paylaşmak istedim ki hatta o kadar çok örneği var ki. Mi? O kadar çok örneği var Mesela ki. Mesela diş kirası e, Ramazan ayında yine tabii, ondan bahsetmiştik. Tabii. Ee, saray burnundan geçen kayıklarda insanlar kutsal emanetler e, Topkapı Sarayı'nda olduğu için eee Sırtlarını buraya <laughs> doğru kayıkla geçerken e, ellerini kalplerine götürür. Salavat-ı Şerif'e getirir. Öyle geçerlermiş. Yani işte bununla ilgili bu ama yaşayışla yani bir medeniyet böyle medeniyet olur. İnceliklerle, zerafetle, zarif kurallarla, zerafeti toplumun içinde yayan kurallarla medeniyet oluyoruz. Ve o da kökleşme kökleşmeyle yerleşme ile alakalı. İşte nereden geldiğimizi unutmamak lazım değil mi hocam? zaman anneanneleriniz, evet. gelenekleriniz, görenekleriniz oluşuyor. Ama biz yani bunu yaşamışız. Elimizde böyle değerler varmış. Bunları diriltmeye mecburuz. Bunları daha çok konuşmaya mecburuz. Çünkü zarafet sayesinde, nezaket sayesinde bizler, yeniden birbirine bağlı, birbirine tutkun, birbirinin kuyusunu kazmayan bir toplum olmayı başarabiliriz. Birbirimizin yolunu açarak, birbirimizin önünü açarak, birbirimize kapı tutarak, farklı görüşlerde de olsak birbirimizin canını yakmayarak, birbirimizi incitmeyerek, evet. aşık der incitenden, incinme incitenden, kemalde noksan imiş, incinen incitenden İnciten. diyor Alvarlı Çok, e. Çok bilinen bir şey. Müthiş. Veya işte ne kimse ne sen kimseyi incit ne kimse senden incinsin diyor şair. Yine Samiye Ayverdi'nin böyle bir <laughs> sözü var. Incit e, incitmeyelim, incinmeyelim. Ben oradaki o incinmeyelimi biraz üzerinde duralım, konuşalım istiyorum. O, o çok yüksek bir makam, onu sonradan evet. konuşalım. Değil? <laughs> bu arada evet. çok özür dileyerek e, şu kitabı da bir tanıtmak istiyorum. Optimistin hediyesidir. Nezaket avantajı. Yani bu aslında bizim... Optimist kim? Optimist Yayın, kim? yayın, e, yayının, yayın evet. optimistimiz Evi'nin... bize de. hediyesi dedin de... Optimist Yayın Evi'nin, e, düzelteyim. <laughs> e, hediyesidir. Nezaket avantajı. bu e, Nezaket, onu da sormuş olayım. Avantaj mıdır? Mesela iş ortamlarında, sosyal ortamlarda... Bana her zaman avantaj olarak gelir... Hiçbir iyilik, hiçbir nazik davranış o yoktur ki e, kanatlanarak başka insanlara değmesin bize bize bir bumerang olarak gelmesin. Evet. Bazen yaptığınız iyilikler, yaptığınız nazik davranışlar sizi iki sene sonra bulur, üç sene Hı -hı. sonra bulur, beş sene sonra bulur. Ama mutlaka bulur. Sizin hayatınızda bir şeyleri değiştirir, başka insanların hayatında bir şeyleri değiştirir. Daha da fazlasını söyleyeyim. Siz birisine bir nezaket eyleminde bulunursunuz, bir merhamet eyleminde bulunursunuz. O gider bir başkasına, o gider bir başkasına. Her nazik eylemle, her iyi eylemle birlikte bir çakıl taşını hani göle atarsınız. Önce bir halka oluşur, sonra ikinci halka, üçüncü halka, beşinci halka. Bunlar yayılır. Bulaşıcıdır diyebiliriz. Dolayısıyla bizim kendimizi zorlamamız lazım. Nazik olmaya zor. Ben önce bunları kendi nefsime söylüyorum. Kendimi çok kaba Hı. buluyorum. Yani öğrenmem lazım. Nezaketi öğrenmem lazım. Fena Keşke... değilsin son zamanlarda. <laughs> Öyle mi? E, i̇yi iyi. Çalışıyorum, e, tedavi görüyorum. <laughs> e, e, Zat Ali'nin dizinin dibinde tedavi görüyorum. <laughs> hocam beni nasıl buluyorsunuz nezaket konusunda? <gülüyor> Sen de, <laughs> Bizden de çok iyisin. Ya. Estağfurullah hocam. Biz yani kaba saba insanlarız. Ee, şimdi ben yatılı okudum hocam, ben parasız de, yatılı okudum. Ben okuyordum. de. İşte parasız <laughs> yatılı. Böyle hayat e, şeydir. E, öyle bizim önümüze bir tepsi şey, e, bir e, çanakta yemek gelirdi yatakhanede, e, şeyde yemekhanede yatakanin yemekhanesinde. Bizimküz ya. yatakhanesi nasılmış diye bizim de öyle değildi. Tabii. Ha bizim yatakhaneyim yemekhanesinde ilk başta öyleydi. Sonra şeye geçtiler. Tepsi üstüne geçtiler. Orada rahat ettik. Siz çanakta yediniz. Tabii tabii. Yani Aa. bir şey gelir. Kocaman bir e, çanakta veya ne diyelim? tavada. Tencerede, tencerede. Tavada, tencerede Hı. yemek gelir. Abi vardır. Ee, biz küçük sınıflar e, abi başlayın der Herkes hızlı hızlı yer. Ee, o kadar hızlı yemek zorundasın ki eğer yavaş davranırsan yemek biter. Ben aç yani, kalırmışım. tam bir can Hakikaten. Geçen benim e, dahiliye doktoru arkadaşım var. E, bir sene evvel. Bir telefonda konuşuyoruz. Dedi ki sana bir şey soracağım dedi. Evde de yemekleri hızlıca yiyip bitiriyor musun dedi. Aa evet dedim. Sen de mi öylesin? Evet dedi. Ben ya, de. Biliyor musun dedi bizim yatılı okul alışkanlığı dedi. Biz hani yemek bitecek diye o kadar acele ettik ki dedi. Ee, o yüzden hızlı hızlı yiyoruz yemeği diye söylemişti. Hay Allah. Diyeceğimi unutturdun. O zaman izleyicilerimizden <laughs> gelen günlerine gittim çünkü ben de. sorular var. Evet, Onları paylaşayım mı? unuttuk. Tamam. Unutmadık, unutmadık. Hanım Aklında. lütfen izleyicilerimize bir... nezaketi elden bırakmamalıyız. Asla, Onlar, asla bırakmayız. Onlar bizim veli nimetimiz sağ olsunlar. Gecenin bu saatinde evet. uykularından Teşekkür, fedakarlık edip olmasınlar. bizimle beraber oluyorlar. Evet onlara baş tacımız. Ee, bakalım mı sorularına? Ben e, tabii göz atmadım ama e, bahsettiğimiz ve açıkladığımız cevabını verdiğimiz pek çok soru olabilir ama hızlıca bir geçelim istiyorum. Nagihan Can Cantürk, e, hocam. Sakalsız halinizi beğenmeyen çıkmış. Nagihan Hanım beğenmemiş. Sakallı Erol Hoca'yı geri istiyoruz demiş. E, Nil Erol Hocam sakalı bırakmayın lütfen demişler. Bu halinizi beğenmiş Nil Hanım da. Elif Yüzer. Hocam sizce nezaket ve incelik ne zaman azalmaya başladı ve neden azaldı? İyi yayınlar diliyorum demiş. Fatih Özbey. Nazik görünmek insana nezaket sahibi yapar mı? Ahlak ve ilim nezaketi besler mi? Toplumların felaketine sebep olmuş birisi kişisel ilişkilerine nazik olabilir mi? Ee, Hitler örneği var en basitinden yani benim bildiğim. Doğan Çelik Hakikat Sonrası Çağ yaşadığımız bir zaman diliminde hoyrat ilişkilerimizi yaşarken nezaket ve incelikli yalanlara mı dobraca söylenen hakikatlere mi itibar etmeliyiz demiş. Şu kısma kadar olanları bir e, cevaplayalım sonrasında yine oradan devam edeyim. Ben Dobralı'ya gelmek istiyorum. Ee, çünkü Siz çünkü orada orada bir kaldınız. Kaldım. Evet. Ee, bütün bunları konuşmamız lazımdır bu dobralığı konuşabilmek için. Ee, şimdi Hz Peygamber'den örnekler veriyoruz. Hı hı. Dinimizin e, nasıl anlaşılması gerektiğini evet. söylüyoruz. Şimdi Dobralık adı altında kaba sabalık öyle meşrulaştırılıyor ki dini bazı tabirler bile e, buna alet edilebiliyor. Mesela Nasıl? Adam kaba saba, hoyrat davranıyor karşısındakine diyor ki ben olduğum gibi görünürüm. Ya olduğun gibi görün, Tabii, evet. ya göründüğün gibi ol. Ya ne alakası var? Şimdi Hazreti Mevlana'nın sözünün öncesini okuyorum. Çünkü bu dobralığı meşrulaştırmak için kullanıyor bu sözü. Diyor ki, sevgide güneş gibi ol. Sevgide güneş gibi ol. Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol. Her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Yani bu mertebelerde neredeyse onu gör ve oradan davranışlarını düzeltmek için Kendine bir çıkış ara demek istiyor. Yoksa kaba saba ol, dobra olacağım diye karşındakine her şeyi yap... ...öyle bir şeye gerekçe olamaz bu sözler. O yüzden bu dobralık bahsi gerçekten de önemli. E, nezaketin öldüğü yer. Dobralık ağzına gelen her sözü anında söylemek. Biraz bekletmeyi beceremeyip karşındakine hakaret etmek ve hatta eyleme dökmek, vurmak, bunlar dobralık falan değil. Bunlar nezaketsiz davranışlar. Bu demek değil ki sonsuza kadar nazik olmaya devam edeceğiz. Tabii ki öyle değil. Bir ölçüsü sabrım, sabrım, var mı? sabrım da elbette var. Nedir ölçüsü? Ölçüsü bizim varlığımıza kastedilmesi. Yani evet, eğer karşımızdaki hocam. bizi yok etmek istiyorsa, bizi alabora etmek istiyorsa, bizi kenara atmak istiyorsa Tabii ki meşru müdafaa hakkımız var. Hı hı. Ama karşımızdaki bize hiçbir şey yapmamış. Biz içimizden öyle geldi diye nezaket kurallarını çiğneyerek davranıyoruz ve adına da dobralık. Ben olduğum gibi görünüyorum diyoruz. Hayır öyle değil. Öyle değil. Yani nezakette sonuna kadar ısrarcı olmalıyız. Ne zamana kadar? Evet. Karşımızdakinin kötü niyeti belli artık. Bize savaş açmış. Varlığımıza kastetmiş. Hı, hı. Ee, bizi yok etmek istiyor yani artık tabii. orada orada nezaket kuralları nezaket, geçmez evet. tabi tabi yani biz e, olan hocam şartlarda to, bir toplumsal hayatta tam bahsediyoruz yani savaş koşullarının olmadığı insanların birbirine kastetmediği birbirinin canına kastetmediği koşullardan bahsediyoruz fakat birkaç şey daha söyleyeyim e, nezaketle Lütfen. ilgili e, nezaket takdir etmeyi de bilmektir nezaket ...bazen hakikati söylemektir. Mesela karşınızdaki insan... ...açık bir yanlış yapıyor... Hı hı. ...ve e, o açık yanlış... E, ...diyelim ki e, ona zarar verecek... ...ve ben bir insan olarak... E, ...bundan rahatsızım... Hı hı. E, ...ona zarar vermesinden ve topluma zarar vermesinden müştekiyim... ...onu tatlı bir şekilde, anlayabileceği bir şekilde... Uyarırsam bu da nezakettir. Çünkü onu Hakk'a hakikate davet ettim. Kendisine <laughs> daha doğru bir eyleme davet ettim. Onu düşünmüş oldum aslında. Bir olumsuzluktan belki alıkoydunuz yani. Çiftler arasında, evliler arasında nezaket çok çok önemli. Ha, çok Maalesef, önemli bir noktaya değindiniz yani hocam. Bizim evet. mesela bugüne şu ana kadar bahsetmemiş olmamız enteresan. İyi ki geldi aklıma. Evet, evet. Yani bir yemek önüne konuyor. Hanımefendi saatlerce... Uğraşmış, ev hanımlar için konuşuyorum. Lütfen cinsiyetçi falan diye şey yapmasınlar, eleştirmesinler bizi. Yoksa evde yemekleri Kemal yapar yani. Çok becerikliyim de. <laughs> demek isterdim. Acaba? Demek isterdim. Yani yemek yapmak bir sanat. Yemek e, yemek de bir sanat. <laughs> Fakat biz yemek ikinci, ikinci sanatı <laughs> tercih ediyoruz. Ama e, benim küçük oğlum şeye çok ilgili. Aşçı da olmak istiyor ve yemek programlarına çok ilgili ve e, bir sürü yemek programı izliyoruz onunla birlikte. E, keyifli de yemek yapıyor kendisi. E, yemek yapmak çok çok zevkli bir şey. Yani keşke zamanım çok olsa da oturup uğraşsam. Yani gerçekten. Mesela o yemeği yedik. O yemeği önümüze getiren kişiye teşekkür etmeliyiz. Onu takdir etmeliyiz. O yemeği bize bahşeden yüce yaratıcımıza hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. İşte bunlar hep nezaketten. Nezaket olursa olacak şeyler. Ve nezaket olursa bir evliliğin temelleri ve bağı çok daha sağlam oluyor. Birbirini takdir edebilen çiftler çok daha iyi, sağlıklı ve mutmain bir evlilik sürdürüyorlar. Gottman diye ünlü bir e, evlilik terapistinin e, bir şeyi var, formülü var. Daha önce de söylemiştim, bir, bir kez daha söyleyeyim. Kötü evliliğin formülü, kötü evliliğin formülü dört tekdir bir takdir, dört kınama bir takdir. İyi evliliğin formülü dört takdir bir tektir. Yani beş cümle ettiniz. Birinde bir eleştiri yaptınız, dördünde de takdir ettiniz. Orada daha sağlam bir bağ oluşuyor. Yani karşımızdaki insanın potansiyellerini iyi fark etmek, onun bizim için yaptığı şeyleri iyi fark etmek. <laughs> Efendim dershaneye gidiyorsunuz, o sırada bir emekçi paspas yapıyor yerleri. Onu durmak, ona hal hatır sormak, ona ismiyle hitap etmek. Bunlar da hep nezaketler. Şimdi farklı alanlardan da bahsettiniz. Ee, i̇badethanelerde, kütüphanelerde, müzelerde, hastanelerde, e, bağırı, şimdi bağırı bileyim, bağırı bankalarda konuşmamak. ya da metrobüslerde Heh. işte e, kimi gençlerin dinlediği müzikleri bazen bazı yaş ortalamasındaki insanlar dinlemek istemiyorlar. Bangır bangır kulağında yanındaki yaşlı amcanın, yaşlı teyzeye bir bakıyorum çok mutsuz ama kalkıp da işte neden Söyledim böyle dinliyorsun? Diyeyim. Biraz sesini kısar mısın diyemiyor. Dese neyle karşılaşacağını bilemiyor. Bunlardan da bahsedelim ki hatırlamış olalım. Yani ne yapıyoruz, Hı. neleri eksik yapıyoruz, evet, neleri önemli. yanlış yapıyoruz. Bunları bir hatırlayalım. Hocam şimdi nezaketsizlikle ilgili insanlarımıza toplum içinde, alışveriş merkezlerinde, otobüste, hastanede, şurada, burada gördüğünüz nezaketsizlik örneklerini yazın desek çok güzel cevaplar gelir. Halbuki o nezaketsizlikleri gösteren biziz. Biziz. Biz o yüzden ediyoruz. benim önerim ev içinde biraz daha duralım Kemal Hocam. Hmm. Çünkü ev içinde bizim hoyratlığımızın başladığı yer ev içi. Bizim evimiz ya. istediğimiz gibi gezeriz. istediğimiz gibi konuşuruz. istediğimiz gibi yatarız. Bütün bunların temeli evde başlıyor diyorsunuz. Şüphesiz. Şüphesiz. Yani o yüzden evi aynı zamanda bir kurallar manzumesi olarak da görmek durumundayız. Yani maalesef yani bunu modern çocuk yetiştirme pratikleri bugün çok duruyorum onun üstünde. Çünkü sahte nezaketin temelinde bu var. Modern çocuk yetiştirme pratikleri bir özgürlük üstüne, evde herkesin her şeyi yapabileceği üstüne bazı söylemler geliştirmiş durumda. Halbuki bu doğru değil. Bizim kurallarımız ve nezaketimiz evde başlamalı. Yani eşler birbirine karşı nazik olduklarında... ...tabii ki evde dışarıdaki gibi olmaz. Evin kendine göre hoşlukları vardır. Tabii ki evde dışarıdaki gibi giyinilmez. Ama evin kendine göre kuralları vardır. Daha rahat giysiler olabilir. Rahatlık ve konfor etsin. Tabii al, değil ki. Mi? Yani e, e, evimizdeki nezaket bir kere kural demek. Ne olur e, bunu yanlış anlamayalım. E, Evlerinizde kurallarımız olacak mı? şüphesiz. Mesela bunlardan birkaçını örnek verebilir misiniz? Ne olacak? Yani ya, ya bana toplumu birbirine karşı nazik hale getir nereden başlarsın diye sorsalar... birinci diyeceğim şey sabah aynı saat bu saatte kalkılan ev isterim. Ve insanların birbirine selamladığı, selamladığı, günaydın, günaydın, günaydın dedikleri, sabah ederler hayırlı olsun dedikleri o kahvaltıda kimin neyi nasıl yapacağı ve nerede oturacağının belli olduğu sorumluluğun paylaşıldığı. Paylaşıldığı işte yani ev asıl düzenimiz ve nezaketi asıl sergileyeceğimiz yer ev. Evde biz bunları uyguladığımızda inanın dışarıda çok daha ihtimamlı oluruz birbirimize karşı. Yani evlerimizde bunları yapamıyoruz. İşte İnsanlarımız belki köydeyken yapabiliyorlardı bunu, kasabadayken yapabiliyorlardı ama apartman hayatının içinde ne apartman komşusu ona dikkat ediyor, ihtimamlı davranıyor, ne apartman hayatında nasıl yaşanır bilemiyor. Halıları alta doğru çırpıyoruz değil mi? İyi ya. Bu hala günümüzde var. Var. Veya gecenin ikisinde, üçünde e, gürültü yapıyoruz, temizlik tıkırtı yapıyoruz, var. temizlik, temizlik yapıyoruz. Alt kattaki komşumuzu düşünmüyoruz. Evet. Hastası olabilir, Ertesi gün çok önemli bir sınava girecek olabilir. Ben geçtiğim yaz tatilinin bir bölümünde Moskova ve St. Petersburg'daydım. Moskova'dan St. Petersburg'a giderken hızlı trenle gittim. Çok hoşuma gitti. Trende bir video gösteriliyor tren kalkmadan önce ve kalktıktan bir süre sonra devam ediyor. Trende uymanız gereken kurallar. Neye dikkat etmelisiniz? Yüksek sesle konuşmamalısınız. Hep animasyonlarla anlatmışlar. Yüksek sesle konuşmamalısınız. İnsanların duyabileceği şekilde müzik dinlememelisiniz. Etrafı kirleten davranışlar yapmamalısınız. Bu e, yaz döneminde en çok duyduğum sosyal medya şikayetlerinden bir tanesi, en çok gördüğüm sosyal medya şikayetlerinden bir tanesi insanların otoyolda giderken adam soda şişesini camdan Maalesef. aşağı atıyor. Efendim gittiğimiz her yeri e, pisletip bırakıyoruz. <laughs> Toplamıyoruz. Sonra Japon turistleri bekliyoruz. Japon turistler geliyor. Toplamışlar <laughs> saydığı. Çok ee, utandım ben onu görünce ya. Evet ya yani insan gerçekten çok üzülüyor. Ben yıllar evvel e, bir Meslektaşımla da İz Tuzu sahiline gitmiştim. Kazım Hoca, kulaklarını çınlatalım. Ortak dostumuz. Otururken şeyde bir tane adam İz Tuzunda, Marşet Efendim? ha şeyde, tam anladım, şeyde Dalyan'da, Dalyan'da Köyceğiz tamam. tarafından kumları kazmaya başladı. O bölgede kumlar kazılmaması sayısız defa ihtar ediliyor. Çünkü karette karettalar o yumurtluyorlar. Evet. Kazdığınız zaman o yumurtalara zarar veriyorsunuz. Zaten nesli tükenen bir hayvan. Biz bir şey söyledik. Adam pek umursamadı. Yani yapma filan dedik. Umursamadı ama çok canımız sıkıldı. Sonra bir Alman turist geldi. Çata çat adamla kavga etti. Ve kapattırdı o şeyi. Bravo. Kendimizden başkasını düşünmemek, mesela düğünlerde havaya silah atmak, yolları kesmek, efendim asker uğurlayacağız bahanesiyle yolları kesmek, emniyet şeridinden giderek insanların hakkını gasp etmek, egzozlara böyle sırada bir beklemeniz şeyler. gerekirken insanların önüne geçip argo tabiriyle kaynak yapmak. Yani. Bütün bunlar hoyratlık alametidir ve nezaket karşıtı şeylerdir ve bizi... İçinde yaşadığımız toplumu çirkinleştiren şeylerdir. Nezakete bunları onarmak, bunları tedavi etmek için ihtiyacımız var. Ee, ve cesur da olalım. Yani bir insan benim gözümün önünde yere tükürürse uyarmak zorundayım ben onu. Evet. Sen kirletemezsin evet. benim yaşadığım şehri. Oradan az sonra bir çocuk geçecek belki ve senin o tükürüğünden dolayı hastalanacak. Bunu yapmaya hakkın yok. Bu şehirde yalnız yaşamıyorsun. Bizimle beraber yaşıyorsun ve bunu yapamazsın. İşte Böyle sen bu kadar cümleleri kurduğunda hocam daya dayarsın... yersin Başımıza ne geleceğini <laughs> bilmiyoruz ama ya yine abi, de halisef, uyarmakta yani, fayda ee... var diye düşünüyorum hocam. Geçen benim başıma geldi. Yoldan geçiyorum. Bir otobüsün içerisinde bir şeyler satmak üzere bir beyefendi girdi ve satacağı şeyin ambalajını aldı, olduğu gibi yere attı. Durdum. Dedim ki bunu neden yere atıyorsun? Bunu Hı. çöpe atabilirsin. Yani çok da böyle e, kaba bir e, beyefendiye benziyordu. Dönüp birçok şey yapabilirdi. Oradaki hiç kimse ağzını açıp hiçbir şey söylemedi. Tam alıp atacağım zaten ben onu dedi ama araba zaten gidiyor. Nerede alacaksın? Nerede tamam. ineceksin? Fakat yine de bence uyarmak gerekiyor diye düşünüyorum. Başımıza gelirse yok. Gerçekten... Mesela Kemal Hoca'nın verdiği örnekte siz ikisiniz orada. Birisi de yanlış bir davranış içinde. Orada daha cesur davranılabilir. Bir de sahiden ...kimle nasıl karşılaşacağımıza ilişkin e, bilgimiz yok. Tedbirsiz de davrandığımızda başımıza iş alabiliriz. Ben Japon turistleri örnek verdim ya hocam... E, ...topluyorlar e, bizim artıklarımızı İzmir'in bir meydanında yapıyorlardı. Evet. Şimdi ben orada, o meydanda olsaydım... ...Japon turistler de oradaki çeri çöpü topluyor olsaydı... ...hemen ben de katılırdım onlara. Ya bana şaşırtıcı gelen insanların onları seyretmesi. Ya işte bizim ayıbımızı örtmeye çalışıyorlar. Ya belir toplarken seyirci oluyor. Ha, şimdi bazen uyarı Japonların yaptığı gibi olabilir. Davranışlarıyla ha. göstermek. Evet. Yani e, çünkü sahiden başına çok iş gelenler var. E, bu hoyratlık çünkü insanın gururunu da kırıyorsun öyle deyince hocam. E, bir de karşımızdakine bakarak birazcık Hesaplı tamam. ve tedbirli o uyarıları yapmamız lazım. Aman, aman kaş yapacağız derken göz çıkmasın. Ya da fırsatımız olursa mesela, e, imkanımız olursa, onun attığı şeyi onun gözünün içine bakarak almak oradan lazım. Almak, almak ve lazım. götürüp çöpe Yine atmak davranışlarımızda. mesela. Bu ilim sahipleri eskiden şey yaparlarmış ya hani e, kötü bir harekette bulunan kimseyi biraz süre verirlermiş, imkan tanırlarmış, fırsat verirlermiş ve... ...üçüncü kişiler üzerinden böyle bir kıssalar, hikayeler anlatarak dikkatini çekmeye evet, çok evet, Yani evet. vaktimiz varsa belki anlatabiliriz ama vaktimiz yoksa da dediğiniz gibi hani gözünün içine baka baka ya bu, bu yanlışı yaptın bir daha yapma. Ee, ...diyerek davranışlarımızı evet, göstermek çok daha mantıklı olabilir. Bu uyarman... E, ...genel bir ahlak kuralı haline gelmesi lazım. Yani işte televizyonda, radyoda... Hı hı. ...görünür yerlerde... ...uyarın diye... E, hı hı. ...astığımızda... ...bunları e, artık... ...beklenen davranış haline getirdiğimizde... E, ...uyarılan da... ...yani o zaten böyle isteniyor... ...bu gereğini yapıyor diye düşünebilir. Halbuki şimdi bizim... Ne devlet olarak, ne belediyeler olarak, ne sosyal yerleşimlerde... ...hiç böyle, işte senin Rusya'da dediğin gibi örnekler yok. Bunu çok yaygın... Ve bundan utanmamak lazım. Şöyle yapmayın. Ne yani var Doğru bunda? davranışlar konusunda her yerde bilgilendirici, bir takım videolar... Şüphesiz, video şüphesiz ya da Yani işte... evin içinde nasıl kurallar varsa... Aha. ...şehir hayatında bize hayat kolaylaştıran... ...birbirimize karşı nezaketimizi arttırıcı önlemleri yetkililer yapmalılar. Öyle olunca... Ee, ...daha müdanasız e, davranamaz insanlar... ...ya da kendisine uyaranlara karşı... O, yani bak, ...bak öyle diyor var ya da... Diyebilir. ...gösterebilir mi, bak tabela var orada eğitimin diyebilir. Eğitimin bir parçası da olmalı hocam. Şimdi e, ona da değinelim Hı. bence. Evet hocam çok mühim. Yani nezaket, kibarlık... E, ...insanlara incelikli davranma... E, ...okul eğitiminin, müfredatın bir parçası da olabilir. Çünkü hocam şey de değil mi... ...yani aile içerisinde belki bu bilgilere ulaşmak... Mümkün olmayabilir. O zaman ne devreye giriyor, değil mi? Okullar devreye giriyor. Okullar. Nasıl girecek peki? Şimdi bakın, <laughs> yani biz tabii çok ideal şartlardan bahsediyoruz. Hı hı. Ama biz mesleğimiz gereği Erol Hoca da ben de bazen çok sorunlu aileleri görüyoruz, bazen çok sorunlu bireyleri görüyoruz. Yani hiç sevgi nedir bilmemiş, görmemiş, ömrü boyunca horlanmış, suistimal edilmiş, çok ağır travmalara maruz bırakılmış insanlarla da karşılaşabiliyoruz. Bu insanlar dünyanın onlara hiçbir şey vermediği düşüncesiyle çok öfkeli olabiliyorlar hı hı. ve o öfkeyi de çiçekleri ezerek insanlara fırsat bulduklarında insanları ezerek insanlara kötü davranarak hı. dünyaya kötü davranarak yaşadıkları şehre kötü davranarak veya işte bir çeşmenin sapını kopararak neyse hep böyle bir intikam duygusuyla yaşayabiliyorlar. Ee, bu insanları iyileştirmenin yolu da nezakettir. Ancak ısrarlı bir nezakete muhatap olurlarsa... ...yani dünyanın hep onlardan bir şey alan, onlara hiçbir şey vermeyen... ...tekinsiz bir yer olduğu yanılsamasından uzaklaşabilirlerse... ...iyileşecek insanlar bunlar. Hı hı. Onlara da ısrarla merha aslında merhameti e, sunmak lazım, nezaketi sunmak lazım... Ee, bazı insanlarda böyle iyileşecekler. Yani annelerimizden, babalarımızdan e, görmediğimizde, şimdi e, görmediğimden değil ama bazen okuldaki öğretmenlerimden çok etkilendiğimi ve e, nazik hocalarımı, öğretmenlerimi hiç unutmadığımı, yani hı hı. E, bana daha çok bilgi aktaran hocalarımdan ziyade daha nazik, daha kibar bulduğum öğretmenlerimi hiç unutmadığımı fark ettim. Fark ettin Seval. Bir de şöyle düşünelim. Ee, özellikle büyükşehir hayatında, Şimdi birçok şehrimiz büyük şehir oldu ya ve hepsi evet. birbirine benzemeye başladı. Anne babadan daha çok çocukları öğretmenler görüyor. Onlar şekillendiriyor. Yani e, okulun eğitici Tabii. rolü ailenin önüne geçmiş durumda ister istemez. O yüzden e, bugünkü toplantıda benim dile getirmeye çalıştığım hususlardan bir tanesi, yani bu okul aile işbirliğini, yani ailenin sadece okula gidip benim çocuğuma niye zayıf verdin diye değil de. Yani ailenin görevlerini okul derühte etmeye başladığından, yani aileyle birlikte bunu nasıl yapabilir? Ee, zaman zaman ailenin de okula sokulması gerektiğini e, ifade etmeye çalıştım. E, ona benzer görüşler de ileri sürüldü. Çünkü e, aile eski aile değil. Çok samimiyetsiz geri bildirimler olmuyor mu hocam bu şeylerde? Yani konu dışı biraz ama yani siz söyleyince dikkatimi çekti. Hmm. E, okul aile işbirliği dediniz ya. Orada da aileler sanki çocuklarla ilgili çok fazla da böyle e, samimi yani, geri bildirimler yapmıyorlar. Okulla gibi ailenin yani. ilişkisi, hı hı. çocuğun ahlaki gelişimini, erdemler açısından ne durumda olduğunu, arkadaş ilişkilerinde nereye geldiğini araştırmaya evet. dayalı değil mi maalesef. maalesef? Tamamen not üstüne ve test üstüne e, dayalı bir okul aile e, ilişkimiz var. Bunu e, mutlaka değiştirmek zorundayız ve ee, senin dediğin gibi okulun öneminin arttığını, birçok şeyin artık okulda Halledilecek hale geldiğini, tabii ki okullarımızın şimdiki durumunu da değiştirerek e, kabul etmemiz lazım ve okul merkezli düşünmemiz lazım ve öğretmenlerimizin durumunu yeniden ele almamız lazım. Öğretmen bizim kitaplarımızda öyle yazmıyor. Şüphesiz anne baba en ön sırada ama hı hı. şimdiki yaşantının içinde e, öğretmen anne baba kadar önemli bence özellikle temel eğitimde yani mutlaka buna uygun biçimde öğretmen yetiştirmeye dikkat etmek ve öğretmenlik mesleğini çok el üstünde tutmak durumundayız. Yani onlar bizim ahlaki önderlerimiz de olmak çok zorunda. Örnek alınan kimseler değil mi öğretmenler? Şüphesiz. Yani evet. çocuk yani yapısı gereği öyle ama sen öğretmeni dışlarsan evet. öğretmenlik hor görülen bir meslek olursa öğretmen dersimi anlattım çıktım yapıyorsa ve ahlaki önderliği üstlenmiyorsa. Aile de zaten o işleri yapamıyor. Sizin kulağınıza geldi mi bilmiyorum ama biz ben üniversiteye başlamadan önce şöyle bir şey söylerlerdi. Üniversitedeki hocalar şöyledir. İçeriye girerler, selam bile vermezler. Derslerini anlatırlar ve e, sınıftan işte çıkar giderler, amfiden çıkar giderler. Bunun gibi pek çok şey duymuştum ben. Bazı hocalarımız girdiğinde işte selam sabah verirlerdi, konuşurlardı, iletişim içerisine girerlerdi. Ama bazıları gerçekten içeriye girerdi. Asla selam vermeden dersini anlatır, çıkar giderdi. Biz bunların örneklerini gördük. Yani orada da e, evet evet maalesef böyle örnekler de var. Şimdi onun da üzerine çok şey düştüğü için e, oradaki değişimi nasıl sağlayacağız? Onu bilemiyorum onların üzerine çünkü çok fazla şey düşüyor. Ne hmm. düşünüyorsunuz? Ben o tür insanların sorunlu insanlar olduğunu düşünürüm. Bu bir norm değil. Hepimiz insan ilişkisine muhtacız. Hepimiz e, ihtimam görmek isteyen varlıklarız. İhtimam e, ihtimam görmek istediğimize göre ihtimam da göstermemiz lazım. Sadece isteyemeyiz, vermemiz de gerekir. E, o tür e, örneklerin e, ben yani kendi bulunduğum e, üniversite muhitlerinde çok olmadığını söyleyebilirim fakültesi yani. biraz ayrı evet. ama yani evet, daha evet, içli evet, dışlı hocam. olmayı gerektiriyor ama bu örnekleri ben de ha, e, çok duyuyorum. Değil, evet. Çok duyuyorum. Bakayım biraz Hatta veriyorum. yani kendi fakültemde öğrencilerle haspı hali biraz fazla <laughs> uzattığımız bile olur. İyi ee, de olur yani evet. usta çırak ilişkisi başka türlü evet. olmaz. O tıp fakültelerinde biraz sürer. Yani o e, tıp fakültesi hocası biraz garip karşılar bu dediğini. ama e, duyuyorum haklısın yani. Var değil mi? Yani var. sizin kulağınıza geldim diye o bu, yüzden sordum Bu nezaketle ilgili söyleyeceğim birkaç şey e, daha var. Nezaket e, o an benliğimizi geri çekmektir dedik. O an cömert olabilmektir. verebilmektir. <laughs> Mesela günümüzde teknolojinin hayatlarımızı alt üst etmesiyle çok yaygın bir problemle karşı karşıyayız. Gözünü ekrandan alamayan anne babalar ve gözünü ekrandan alamayan çocuklar. Nezaket böyle bir toplumda şöyle de tanımlanabilir. Birbirinin gözünün içine bakabilmek birbirinin gözünün içine bakarak konuşabilmek. Çünkü bu melekemizi de kaybediyoruz Israrla artık. Israrla bunun üzerinde duruyorsunuz. Ee, biz de pek çok arkadaş ortamında buna denk geliyoruz. Bir mekanda toplanıyoruz ee, ve sohbet etmek üzere birbirimizi zaten uzun zamandır görmemişiz. Sohbet etmek üzere toplanıyoruz. Bir bakıyorum herkes dalmış telefonunda Tabii. ama e, biz sohbet etmeye gelmiştik. Bunlar da dolu mekanlar görüyoruz. Ha, ne hocam. yapın biliyor musunuz ne Seval? Yapacağız. Herkes cep telefonunu kapatsın veya uçuş modunu alsın bir kenara koysun deyin. Dayanalım biraz buna. Telefonsuzluğa dayanalım. Sanki dünyanın en önemli insanıyız da o an bir telefon ya. gelecek çok mühim bir karar vereceğiz. Kendimize böyle süper önemli insan muamelesi yapmaktan vazgeçelim. Dünyadaki 8 milyar insandan birisi. 8 milyar değil mi dünya? Arttı 8 mı? Artık. Evet. Artıyor da. Daha kusur atma. Ben dört milyar olduğu zamanları biliyorum. <laughs> Erol abi şeyi biliyordur. Bir milyar olduğu zamanları <laughs> <laughs> Hocam <mesela> böyle... <laughs> Bu saçalım böyle. Bıyığı da keseyim ben. <laughs> Haftaya bir de bıyıksız. Haftaya evet. ne olacak bilmiyorum. Evet. Şimdi merhamet yorgunluğu dediğimiz bir şey var. Yani bunun nezaketle arasındaki o bağlantıyı biraz da ortaya koyalım. Hem e, merhamet yorgunluğu görülen kimselerde incelik ve nezaket konusunda bir olumsuzluk var mı? Merhamet yorgunluğu sen düşün hocam. Evet. Ben Sizin düşünmeme mi? gerek yok. <laughs> Kitabını yazdım ben. Evet o yüzden evet. soruyu Siz bir şey söyleyeceksiniz. Söyleyeceğim. Evet, lütfen. Ee, ne söyleyeceğimi unuttum. O kadar ya. geniş ve önemli Farkında bir konu mısın? ki unutuyoruz yani çok şeyi de. Farkında mısınız evet. Seval Hanım? Ee, hoca üçüncü seferdir unutuyor. Ben çetelesini Bugün, tuttum. E... Bir program içinde üçüncü unutuş. Farkındayım ya. O bir şey söyleyeceğim. Sakalın acısı bu bunu... <laughs> kadar acı çıkmıyor. <laughs> neyi neyi unuttuğunu hatırlıyor musun <laughs> hı. Hı. Neyi Unuttum hatırladım. Ya bu e, telefonlar konusunda. Evet. E, ben eskiden daha merhametliydim teknolojiye karşı. Hı. E, fakat e, çocukların hallerini görünce evet. yetişkinleri boş ver. Çocuklarda asıl mesele. Tabi. E, şimdi biz hı. ailede şöyle olalım böyle olalım falan diyoruz ya. Hı hı. Ya evlerde. Herkesin ekranı kendine tabii. bir hayat var. Herkesin tabii. ekranı kendine. Tabii, tabii. Kimsenin de alakası falan yok. Ben tabii. sabah aynı saatte kalkmaktan, birlikte kahvaltı etmekten bahsediyorum. O kadar uzak ki bu dediğim aslında. Ben bunun farkındayım. O yüzden e, teknolojiye karşı e, biraz e, yasaklamacı hatta e, ısrarcı yasaklama, evet. olmamız lazım. Evet. Yani hele hele önemli bir toplantı. Gitmişiz oraya. Hani belki e, her gün bir arada olduğunuz işte hastanede e, öğle arası bir araya geldiğiniz arkadaşlarla şey olabilir. Yani telefonlar devrede olabilir ama sen, sizin örneğinizde. Hı hı. Ya, sohbete gitmişsin kaldır kardeşim değil ya. Mi yani? yani evde de, de mutlaka e, telefon yasakları konulmalı. Bana yani yakın zamanda. evet, e, tabii egemen olamazsak eğer e, kesinlikle teknoloji kazanacak ve bütün evet. bu konuşmalarımız boşuna. Evet. Yakın zamanda çok manidar bir e-mail geldi. Nedir hocam? Ee, onu bulmaya çalışıyorum. Ee, siz e, devam ederken... O zaman şey yapayım mı ben? Ee, seyircilerimizden <gülüyor> gelen. <gülüyor> evet, Buyurun okuyayım. ya da zaten zamanı çok Yani Kendisinden özür, özür diliyorum. İsim vermeyeceğim için e, bir hı hı. E, toplum sağlığı meselesi olarak evet. e, okuyabileceğimi düşünüyorum. E, değerli izleyicimiz ve okuyucumuzdan teşekkürler. Çünkü bu hikaye çoğaltılan bir hikaye. 14 yaşında olan oğlumuzun birkaç yıl önce yaz tatilinde apartman hayatının monotonluğu içinde belki de alternatifi olmadığı için mecburen bilgisayar karşısında biraz fazla zaman geçirmesine göz yumduk. Ama o bu süre içinde önce Clash of Clash daha sonra da League of Legends isimli oyunlara müptela oldu. Öyle bir zaman oldu ki oyun hayatın olmazsa olmazı haline geldi. Artık orada olamamaya, hep oyunda olmaya başladı. Hatta bu arada bir sınavı olmasına rağmen oyun merakı sebebiyle ona da iyi bir şekilde hazırlanamadı ve iyi bir puan alamadı. Tabii ki onun fazla programlanmış, endişeli ve mutsuz çocuklardan biri olmasını istemiyorum. Ama çaresiz kaldığımı itiraf etmeliyim. Futbol, UD gibi kurslara göndermeme rağmen o oyunun cazibesi karşısında hepsi yenik düştü. Ben bu arada bazen bağırıp çağırarak, bazen güzellikle hep mücadele etmeye devam ettim. Ama o vazgeçmek şöyle dursun, hep oynamaya devam etti. Bir ara kaldırdım interneti ancak o zaman da inat edip ders çalışmamaya ve internet kafeye gidip oynamaya başladı. Oğlumun üzerinde kuvvetli bir gölge olmak istemiyorum. Burada hep tırnak içinde benim kitaplardan alıntı var. Yani çok dikkatli bir Fakat okuyucu. Ebeveyni, evet. Yani çok e, içim acıdı. Benim ben, de. Ne, ne kadar beğendim ebeveyni. Yani bu kadar Tabii. çocuğu için Çok duyarlı bir insan. Hassas hassas da bakmış. Yani şu, şu babanın çaresizliğine bakın. Of. Tabii. Bu çok önemli bir mesele. Oğlumun üzerinde kuvvetli bir gölge olmak istemiyorum. Ama onu öylece bırakamıyorum da. Elektronik sömürge ağlarının ellerine kalbinin ırmaklarının kurumasından, özürlü hale getirilmesinden korkuyorum. Kitaplar okuyor, notlar alıyor, ıstırap çekiyorum ama kitap bilgisi hal bilgisine dönüşmüyor. Bazen küsüyorum belki üzülür de bırakır diye. Bazen kendi haline bırakıyorum bıkar diye. Bazen uzun uzun konuşmalar yapıyoruz ama üzülse de. Konuşurken birçok şeye hak verse de bıkmadan, usanmadan oturup oynamaya devam ediyor. Ve sonunda yine iş dönüp çatışmaya varıyor. Kalpsiz bir dünyada son sığınak olan ailemizin huzuru kaçıyor. Diğer çocuklarda olup bitenden etkileniyor. Daha önce okumuş olduğum kitaplarınızı tekrar inceledim. Acaba yarama merhem var mıdır diyerek altın çizdiğim satırları tekrar okudum. Siz de bu kanser hücresi gibi yayılan soruna zaman zaman değinmiş, dertleşmişsiniz. Dertlenmişsiniz. Ee, evet o yazı, bir yazıdan bahsediyor. Ee, o yazıda tehlikelere hangi durumların internet bağımlı sayılacağını işaret etmiş ancak pek ne, ne yapılması lazım geldiğini değinmemişsiniz. Ben sizin sizden anlayabildiğim kadarıyla derman olarak onlarla sohbet etmeyi, gözlerinin içine bakarak bir ruh konuşması yapmamızı, iç dünyalarını yönlendirecek ortamlar oluşturmamızı Duyguların eğitimine ağırlık vermemizi anlıyorum. Ama hocam, sözün düştüğü bir vazatta, ruhunun şifasını oyunlarda, bilgisayar ekranında bulduğunu sanan bir delikanlıya sohbet nasıl cazip gelir? Nasıl bakacaksın? Evet. Yine içine? nasihat edecek diye ön yargılı dinlenen bir babanın sözü nasıl tesir eder? Şu anda hemen hemen bütün çocuklarda var olan bu hastalığı ben biraz dert ettiğim için yazıyorum. Gördüğüm kadarıyla birçok... Ebeveyn çocukları Aynen. göz önünde olduğu için bilgisayarın cep telefonunu eline bırakıyor ve hiç dert de etmiyor. Şimdi sizden ricam durumumuz bu. Ne yapabilirim? Ama acaba sizden tüm zamanlar ve tüm babalar için bir ruh konuşması örneği alsak ve onu biz uyarlasak olmaz mı? Neyse biraz daha devam ediyor. Çok acı, çok çaresizce. Ee, ve kaç bu, anne babanın sorunu? Bu kaç anne babanın sorunu? Bu günümüzün sorunu. Kemal hocam o yüzden bu sorunu biz büyütelim. Dün de sosyal medyada bir ünlü üç tane evladı, üç erkek çocuk 18 ve 6 yaşlarında. Hı hı. Onların resmini koymuş. Ne kadar çaresiz kaldıysa bir ünlü bu. Yani bu, bu bunlarla ben eee şeyle bu canavarla canavar dediği e, oyunlar baş edemiyorum. Ne olur diyor yani. Yani şimdi çare bence bu feryatta yani şu, şu, baba, baba daha ne yapsın? Yani bu babalıktan çıkacak çare. Yani hep birlikte uğraşacağız ama benim geldiğim yer artık belli bir süreden beri artık yasakları da konuşmamız lazım. Yani başka türlü olmuyorsa şimdi gözümün içine bak bakışalım Kemal istediğin kadar bakışalım. Yani evladımız da o titreşimi sağlayamadığımızda ne diyorlar? Elektriği alamadığımızda elektriği başka yerde çocuğun. O başka yere online yani. Çok işe yaramıyor. O yüzden ben ebeveynin buna hakkı olduğunu düşünmeye başladım. O yüzden bunu yani internetsiz alanlar oluşturmayı, internetsiz saatler oluşturmayı, evimizde evet. konuşmamız lazım artık. Ve bunlardan hiç çekinmeden. Çünkü teknoloji kazanıyor. Ve çocuklarımız gidiyor. O yüzden yani herkesin... ...kendi ekranına çakılı olduğu bir evde... ...biz nezaketi nasıl öğretiyoruz Tabii. ya? Daha kuralları koyamıyoruz. Tabii İpin ucu sanki bir noktada kaçmış... ...ve ondan sonra asla e, tutulamamış gibi. Dediğimiz gibi pek çok anne babanın... Şimdi baba tam kaçmış deneyi, değil. Evet. yani Ama insanlar feryat ediyorlar. Bu feryadı mutlaka kulak kesilmemiz lazım. Bu feryadı büyütmemiz lazım. Evet. Okullarımızı... E, ...mutlaka ele almamız lazım. Okullarda... Bunları ne yapacağız? Mesela ben Rüzaki akıllı, akıllı telefonların ya, kesinlikle orada da, yasaklanması gerektiğini hı hı savunuyorum hı hı artık. Yani dünyada birçok evet. yerde konuşuluyor. Yani... Nezaket için bir tanım daha söyleyelim o zaman. Evet, hocam Nezaket, yorgunluğunu unutmayalım. Nez, ha, Bunu da önümüzdeki hafta mutlaka daha detaylı Tabii. bir şekilde ele alalım. Nezaket, sevdiklerimiz için orada olmayı bilmektir. Evet. Onların yanında, ruhunun yanı başında olmayı başarabilmektir. Hocam merhamet, yorgunluğuyla merhamet et, yorgunluğu ile nezaket ilişkisi olumsuz e, yönlerine de bakalım. O kadar fazla merhamet kaynaklarımızı e, sağa sola dağıtıyoruz ki bir süre sonra bizde merhamet uyandırması gereken eylemlere karşı kötülüğe veya işte bir takım zorluklara, acılara, ıstıraplara karşı duyarsız evet. hale geliyoruz. E, dünyada pek çok kötülük oluyor. Evet. Her gün yanı başımızda. On binlerce insan ölüyor. Hmm. Dünyada on binlerce insan ölüyor her gün. Yanı başımızda yüzlerce insan evet. ölüyor. Pek çok adaletsizliğe tanık oluyoruz. Her seferinde kaynaklarımız bizden kopuyor gidiyor, kopuyor gidiyor, kopuyor gidiyor. Ve sonunda artık baş edemeyeceğimizi düşündüğümüz için bu kadar kötülükle kendimizi kaskatı, duyarsız, ee, olan bir tane ilgilenmeyen bir şekilde bulu veriyoruz. Bir yazarın ilginç bir gözlemi vardı. Ben böyle e, anlık şeyleri çok önem veriyorum. Yani anlık yakalanan şeyler. Böyle de bir dikkatim var şahsen. Ee, belki zamanında şiir yazıyordum ya o şi şiirler. E, bıraktın mı şimdi? O beni bıraktı. Aa. Şimdi İbrahim Tenekeci de yazmış bugün 5 aydır yazamıyorum diye. Bir durum olmasın bu ya? Neyse, devam et. Evet, sizin unutkanlık gibi hocam. Benim unutkanlığımın nedenini biliyorum. İlaç aldım ya, öksürüp duruyorum. Biraz da ceviz yiyin hocam siz. Peki. Evet. Beyne benziyor. Antioxidant, evet. evet. Ee, şimdi... Unuttum da e... unuttum. <laughs> Onu söylememek için lafı çevirmeye çalışıyorum. Aslında unuttum. Fakat şimdi... O kadar hocaya... Bir yazarın hani, tespiti vardı, onu anlatıyordunuz. Evet. Ee, diyor ki, e, işte en gencimiz, <laughs> e, en fitimiz. Teşekkür ederiz, sağ olun ee, maç seyrediyor insanlar diyor, Dünya Kupası'nın. Birdenbire görüntü değişti ve e, işte Suriye'den görüntüler gelmeye başladı. Mesela Aylan Kürdi'nin e, sahile vurmuş cesedi Maç Maç kesilmiş mi? Evet. Yani bir, bir devre arasında evet. haberlerde insanlar 10 e, saniyelik saniyeliğine neredeyse dondular birbirlerine baktılar diyor. Çok tedirgin oldular diyor. Eğlenen kalabalık bira içiyor filan maç seyrediyor. Birdenbire o görüntüyle karşılaşınca baktılar çok mahcup oldular. Sessizlik oluyor. Herkesin böyle e, uğultuyla konuştuğu e, şeyde e, kafede birden huyu bir sessizlik oldu. Sonra 10 saniye sonra insanlar yeniden devam etti hayatına. Çünkü onunla kalamıyor. O duyguyla kalamıyor. O duyguyla kalsa rahatsız oluyor. Bir şey yapması lazım. Sokağa çıkması lazım. Hükümeti protesto etmesi lazım efendim insanlar için daha fazla adalet talep etmesi lazım. Veya eve huzursuz, morali bozuk gitmesi lazım. Onunla baş edemeyeceği için 10 saniyelerine şok oluyor ve hemen onu bilincin arkalarına atıyor. Bilincin mahzenine atıyor. Maça i̇şte, devam. Maça devam. İşte bu bir ölçüde e, merhametli olduğunu görmezden gelme, giriyor. sırtını çevirme, artık oralı olmama, umursamama hali. Şimdi insanların insanlara karşı olan o nezaketi ve inceliğini konuştuk ama... ...aynı zamanda eşin içerisinde diğer canlılar da var. Tabii. Hayvanından, bitkisine kadar belki eşya da var işin içerisinde. O kısmına da birazcık değinelim. Yani şimdi işte sahipleri olan e, hayvanlara e, elbette ki sahipleri müsaade etmiyor. Onlara daha kibar nazik davranılıyor ama... ...sokak köpeği, sokaktaki bir kedi... E, çok hoyratça davranıldığını ve neler neler yapıldığını pek çok kez maalesef gördük. Ee, ne düşünüyorsunuz? Hayvanları bitkileri, bitkileri de olan, katalım. mesela katilim evet. annem çiçekleriyle konuşur ve e, o, o ne kadar ilgilenirse onların daha çok büyüdüğünü iddia Tabii. eder. Tabii bilimsel olarak e, hani mesela depresyonda e, hayvanlarla ilgilenmenin e, daha iyi geldiğine dair yayınlar var. Bitkilerle ilgili bazı yayınlar görüyorum ama. Anadolu'da hoca. Kurumakta olan ağacı baltayla tehdit etmenin onu canlandırdığına dair inanışlar var ve bunun bilimsel temeli olduğunu da tartışan bazı insanlar var. Çok enteresan. Çok yani, enteresan. Seni keseceğim balta göstermek için şey. <laughs> <laughs> hasta şeye hastalanmış ağaca veya işte kurumakta olan ağaca... birdenbire canlanma filan artık kurafili şey değil Benim benim inancıma göre e, ...tabii... İnancın bir yığın hı. versiyonu var. Yani ben insanın küçük alem, alemin de büyük insan olduğuna inanırım. Hı hı. Ee, öyle olunca e, canlıların dili ortaktır. Canlıların dili ortaktır. Ee, öyle olunca nezaketle ilgili söylediklerimiz e, bütün canlılar için hı hı. ve hatta eşya hı hı. için, eşya için. E, geçerlidir. O ihtimamı birbirimize göstermemiz gereken ihtimamı e, çevreye, tabiata... Hı hı hayvanlara, bitkilere göstersek dünya cennet olur zaten. Bu, bu değil mi Birbirine bilmiyorum bağımlı. ama e, bir şeyde Japonya'da galiba bilim adamları çalışmışlar üzerinde. Ama doğru olup olmadığını bilmiyorum yine. İzleyicilerimizden bilen varsa e, bize bilgisini paylaşırlarsa seviniriz. Suya e, bir kötü şeyler tabii, söylüyorlar tabii, bir de iyi tabii, şeyler söylüyorlar. Tabii. E, yapılanması tabii. farklı oluyor. Şekli tabii, hemen değişiyor. Bu doğru değişiyor. yapılmış doğru bir deney tabii, evet. tabii tabii. Suya kötü şeyler söylediğinizde çok biçimsiz e, kristaller oluşuyor. Güzel şeyler söylediğinizde harikulade insan ruhuna e, ferahlık veren şey e, kristal görünümleri oluşuyor. Hakikaten bir ağaca öyle. sarıldığınızda e, size çok daha güzel duygular geçiyor. Sarılmak güzel. Varlığa sarılalım, birbirimizi sevelim, sevilelim. E, Yunus, Yunus'umuz bize söylemiş bunları. Ee, varlığı birbirine bağımlı, birbirine birbirine irtibatlı bir bütün olarak görmemiz lazım. Ego sistemden ekosisteme, ekosisteme. geçiş diyorum. Yani hepimiz birbirimize bağımlıyız. Bir kötülük Kötülük olarak bizi gelir bulur. Bir iyilik iyilik olarak gelir. <laughs> bulur. Şair işte Gülten Akın'ın o güzel mısraları var ya. Ah kimselerin vakti yok işte hmm. durup ince şeyleri anlamaya. Onu anmadan geçmeyelim hakikaten. Çok şey anlatıyor değil mi yani? Tabii. Ince şeyleri anlamaya vakit ayırmak gerekiyor. Yani her şeyin temelini düzeltmek yani için. Nezaketi içselleştirdiğimizde zaten bu iş oraya doğru gider. Yani evde herkes birbirine nazik olduğunda, herkes birbirine ihtimam gösterdiğinde bu sokağa, fabrikaya, hastaneye e, her yere yayılır, varlığa da yayılır. Çünkü bir süre sonra bakarsın ki her şey birbirine ihtimam gösterdiğinde sen varlık zincirinde bir halkasın. Tabii. Üstelik de geçici bir halka yani. Aylar önce Twitter'da yazmıştım. Sonrasında geçenlerde de sizde de denk geldim. Demek ki e, hepimiz bir yerde o noksanlığı o kadar iyi tespit etmişiz ki onu oradan paylaşma gereği duymuşuz. Okullarda mutlaka selamlaşma, teşekkür etme e, ve bunun özür, diyor, özür dileme, dileme, özür dileme, yani Güzel. bunlara yani. biraz dikkat etmek, biraz değil, bayağı bir dikkat etmek gerekiyor. E, bunları tamir edebilmek adına söylüyorum. Şimdi ne söylersiniz? O konuda da böyle birkaç bir şey söyleyelim, mesajlarımızı verelim. İnsanın kendi benliğini geri çekmesi hı hı. olgunluk alametidir. Çi insanlar benliklerini başkalarına dayatırlar. Ham adam kendi benliğini herkesin üzerinde göstermek ister. Ham adam maddi varlıkla övünür. Ham adam egosunu insanların üzerine kılıç gibi sallar. Olgun adam kendi benliğini geri çeker alemi seyreder ve müdahale etmesi gereken yerde hayır adına, iyilik adına, güzellik adına müdahale eder. Evet. Anlamaz ham ad, e, anlamaz olgun adamdan ham adam söz hem az hem öz gerektir ve selam demiş Mevlana Abdullah Özü Temiz'in harikulade çevirisiyle. Biliyor musun Erol Hocam onu? Bilmiyorum. Bir ara Ötüken yayınlarından e, Mevlana'nın, Hazreti Mevlana'nın harikulade bir çevirisi çıktı. Ve bu çeviriyi yapan da bizim bir meslektaşımız Doktor Abdullah Özütemiz. E, fakat ikinci cildi çıkmadı. Muhteşem bir çeviridir. Muhteşem bir mesnevi çevirisidir. E, maalesef e, keşke ikinci, üçüncü, dördüncü keşke, de çıksaydı. Keşke, keşke. Yani işte bu nezaketin e, hayatımıza girip inançlarımızın medenileşmesi için de zaten bu tip çeviriler lazım. Yani onlar yetmez. Sizin gibi çağdaş sanatçıların da edebiyatçıların da burayı e, beslemesi lazım. Yani nezaketin örnekleri modern hayatın içinde e, hikayeler tarafından, şairler tarafından o kadar dile getirilmeli ki. Ee, biz de çocuklarımızı internet başından kazıyalım ve onları e, sizin şiirlerinizle tanıştıralım. Şiiri sevsinler. Şiiri seven insan, mesela babanın feryatlarını gördük. Ee, çocuğuna şiiri sevdirebilmiş olsaydı, işte onu nasıl yapacağız? İşte babanın gayretleri tek başına yetmiyor. Orada öğretmenin de, devletin de el birliği etmesi lazım. Çünkü teknoloji gerçekten tam bir leviyattan yani canavar. Tabii tabii. Yani hepimizi yutuyor. Evet. O yüzden mutlaka işbirliği gerekiyor. Mutlaka bu kaygıları olanların dinlendirmesi gerekiyor. Sanki travma ile mücadele edermiş gibi. Nasıl bizde nelere yol açtıysa travma onu dillendirmek aynı zamanda şifaysa bu teknolojinin ruhumuzda yaptığı hasara karşı da hiç değilse feryatlarımızı birleştirmemiz lazım. Kaygılarımızı e, ...dile getirmemiz lazım. Evet, daha nazik evet, bir dünya evet, için... Evet. Evlatlarımızın bunları duyması lazım ve duyuyorlar evet. biliyor musunuz? Da, Kesinlikle duyuyorlar. Daha yani. nazik bir dünya için çocuklarımızı fişten çekelim. Nezaket... mi hocam sloganını? Evet çok, kısa, çok güzelmiş. Nezaket bunu önümüzdeki hafta eğitim konusunda da detaylı bir şekilde inceleyelim. Yalnız e, programımız e, maalesef izleyicilerimize yeterince nazik davranarak onların sorularına yer vermedik. Bunun özel bir sebebi var mı? Evet. Çünkü sizin söyleyeceklerinizi dinleyelim istedik. Ee, daha çok böyle işte e, arada o sorulara da cevap veriyorsunuz zaten. Oradan da kontrol ediyorum. <laughs> cevap bulamayan seyircilerimiz varsa da hepsinden özür diliyoruz. Yoksa izleyicilerimiz bizi terk mi ettiler? Hayır, terk ederler Artık mi? Artık eskisi Var. kadar yazmıyorlar mı yok, bize? Yok yok yazıyorlar, yazıyorlar. Elbette ki sorular da geliyor. Programımızın ben maalesef buradan Kemal. sonuna geliyor geldik. Evet. Ee, bitti. Nezaket ve incelikle ilgili... Çok fazla şey var konuşulacak. Sizler de burada sorduğumuz sorulara pek çoğuna cevap vermeye çalıştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız dolayısıyla. Bu haftalık bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta inşallah eğitim konusunu ele alacağız. İyi geceler dileyelim.